Haftanın 5. gününde 5. gün programıyla karşınızdayız efendim. Bendeniz Mustafa Yıldız. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz öncelikle. Geçtiğimiz haftayı Orta Asya'da geçirdik. Önümüzdeki hafta Ülke TV ekranlarında hem Orta Asya'daki FETÖ tehlikesiyle ilgili hem de o bölgedeki haberlerimizle ilgili dosyalarla karşınızda olacağız. Şimdiden bunun haberini verelim ve bu akşam da konuşacağımız önemli konular var diyerek programımıza başlayalım. Stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Avukat Mehmet Sarı bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz hocam. Şimdi tabii biz CHP'de bu hafta boyunca kurultay olacak mı olmayacak mı, kim gelecek kim gidecek hep bir resleşme. İşte bize o kılıçlar çekildi KJ'siyle verdik ya hep onu gördük. Yalnız bir şey daha gördük. Buradan başlamak isterim. Bir Kılıçdaroğlu figürü var, sürekli diktatör diyor. Sürekli farklı bir ülkeden bahseder gibi konuşuyor ve sürekli sokağa davet ediyor. Bir de Muharrem İnce figürü var. Kılıçdaroğlu'nun diktatör dediği Tayyip Erdoğan'ı arayıp tebrik ediyor. Allah utandırmasın diyor. Sokak ne alaka falan filan diye şeyler söylüyor. Şimdi böyle bir figürle karşı karşıyayız. Şimdi acaba kim kime yalan söylüyor? Hani birbirlerine mi yalan söylüyorlar, millete mi yalan söylüyorlar? Bu arada bu akşam da yalandan kim ölmüş etiketini belirledi arkadaşlar. Lütfen siz de altına bu ironiyle lütfen yorumlarınızı yazın. Ebubekir hocamdan başlayalım. Şimdi sondan başlayalım. Hı hı. O seçim akşamı biz yine buradaydık, aynı şeyleri söyleyeceğiz. Muharrem İnce'nin 50 bin avukatla seçime itirazla ilişkili efendim yapılacaklarını ifade etmişti. Fakat biz işte 9'a kadar buradaydık. 9'a kadar da Muharrem İnce'nin seçimle ilgili çağrılarını, YSK'ya itirazlarını duyuyorduk, açıklamalarını duyuyorduk. Hatta burada şunu da söyledik, ne münasebet. Biz oy verdik kardeşim. Sen oylarına sahip çıkacaksan sahip çıkılacak yer YSK değildir. Ya da sahip çıkılmanın yolu korsan gösteri yapmak değildir. Siz daha iyi bilirsiniz, seçim günü protesto gösterisi yapmak, herhangi bir gösteri yapmak tamamıyla yasak. Ülke adeta Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmiş durumda. Efendim vatandaş kimi seçerse Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı ona verecek. Biz bunları söylemiştik. Hı. Muharrem İnce'nin hazırlıklarından bahsetmiştik. Burada Muharrem İnce'nin bir açıklamasını da gündeme getirelim. Ben diyor YSK'ya gittim, bir yanlış istemiyorum ona göre şeklinde bir açıklama yapmış. Evet. Onun haddine değil. YSK bu ülkenin bir kurumudur. Hı. Muharrem İnce bu şekilde davranamaz. Hı. Yani daha kanunları mı geçerlidir burada? Bu ülkenin bir anayasası var. Bir efendim kanunları var. Bu kanunlara herkes kadar Muharrem İnce de tabi olmak zorunda. Karşı tarafı teskin etmek için söylediği açıklamalardan, yaptığı açıklamalardan bir tanesi, konuştum, bir yanlışlık olmayacak falan filan gibi. Yani kamuoyuna öyle söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'na o şekilde açıklama yaptıysa, hı, yanlıştır bu açıklama. Efendim. Sonra bunun videosu da var. Sizde var mı bilmiyorum. Var. 50. video arkadaşlar. Bir hatırlayalım. İyi olur. Çok faydası olur bence. İyi olur. Dinleyelim 50. bence. 50. video arkadaşlar. Hazır mı? 50. videoyu siz hazırsa hemen izleyelim. Muharrem İnce. YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı. Almadı ya. Nasıl aldı? Almadı. Peki insanları sokaklara çağırmadım diyor. Ya niye çağırayım? O yanlış yaparsa çağıracaktır. Yanlış yapmayınca niye çağırayım? Evet hocam. Şimdi sokaklara çağırmadığın kısmına gelmeden önce, hı hı, gitmiş Yüksek Seçim Kurulu'na kendi ifadesine göre tehditte bulunmuş. Bu sefer olacak bir şey değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlarına tehditte bulunursa, tehdit diye kastettiğim ifade, bir yanlış yapmak yok falan filan türü. Daha önce olduğu gibi diyor. Daha önce, evet, bütün seçimlerde yolsuzluklar olmuş, bütün seçimlerde usulsüzlükler olmuş, evet, gibi bir havada çıkıyor. Evet. Efendim, birincisi bu yanlış. İkincisi, sokaklara neden çağrı yapmadın diye sorgulanmış. Bu birinci ağızdan ifadedir. Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin resmi adayıdır. Bu böyle söylüyorsa buna bir baskı yapılmıştır. O zaman
CHP'nin daha önceki mühürsüz oy meselesiydi. Yok efendim kedidir kedi ironisiyle seçimlere şaibe düşürülmesi meselesi. Bunların hepsi demek ki gerçekmiş. Yani sokağa çağrı meselesi demek ki gerçekmiş. Ki Muharrem İnce kendi ağzıyla da bunu söyledi. Şimdi burada kaçıncı seçim oldu 2002'den 2018'e? Yani kazara bir iki seçim kazanmış bir aday olsa belki ya acaba usulsüz bir seçim olmuş mudur diye konuşulabilir, kaygılanılabilir. Fakat 2002'den 2018'e kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış bir iktidar için hangi parti olursa olsun bu şekilde söylem kesinlikle çamura yatan bir söylemdir. Şimdi bunun CHP iki parçaya bölünmüş oldu bu durumda. Bir Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tarafını çektiği CHP fiili olarak, bir de kendisine sokağa neden çağrı yapmadın şeklinde ortaya çıkan bir CHP. Bir parti sokağa niye çağrı yapar? Hele Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz Selin Sayık Böke'de ne demişti? Sineyi millete dönelim referandumdan sonra. Evet. Bu sonuçlar bizim için geçersiz değildir. Siz kimsiniz? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi yetkili makamı temsil ediyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu musunuz? Anayasa Mahkemesi misiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Siz bu seçim sonuçlarını tanımamakla hangi yetkiyi deruhte ediyorsunuz? Burada bunlar çok net, belirgin değil. Evet. Yani bu Muharrem İnce'nin bu açıklamasından biz kesinlikle daha önceki seçimlerde de sokağa çağrı kasten yapılmış demek ki. Yani bu milletin oylarına yapılmış bir saygısızlıktır. Muharrem İnce'nin de ifadesi zaten o. Yani ben buna itiraz edersem demokrasiye saygımı kaybetmiş olurum. Sokağa çağrı meselesini özellikle önemsiyorum hocam. Çünkü Gezi sürecinden beri hatırlayalım, sürekli Kemal Kılıçdaroğlu kitleleri arkasına takarak sokağa çıkmanın peşinde. Şimdi seçim oldu. Bir seçim atlattık. Şimdi biraz sonra zaten konuşmaya devam edeceğiz. Bu seçimden sonra yabancı televizyon kanalı, arkadaşlar 56. videoyu siz bu arada hazır edin. Yabancı televizyon kanalı Sözüm Ona seçimle ilgili sokak röportajı yapıyor. Hatırlayalım, çok konuştuk üstünde. Ağlayan kız figürü vardı. Ağlayan kız kim çıktı ondan sonra? Bir üniversitede daha önce şehitlerle ilgili bir programı provoke etmeye çalışan Yaş Kapeceli birisi çıktı. Yani tabii. Şimdi ben ağlayan kıza mı inanacağım? O yabancı televizyon, biz Batı'ya çok hayranız ya, ona mı inanacağım dediğine mi? Dinleyelim dediğini, bir hatırlayalım, hafızamızı tazeleyelim. Yani çok üzülüyorum gerçekten, genç bir kız olarak. 26 yaşındayım, daha 25 yaşındayım da. Çok güzel bir ülke, bu ülkede yaşamak istiyorum ama bir kız olarak haklarımız, her şeyimiz tehlikede. Bu ülkede yaşamak gittikçe daha da zorlaşıyor. Kadına değer vermeyen eğitim sistemimizde alt üst. Şimdi kız ağlıyor. Bunu oynatmaya devam et. Oğuzhan, sana zahmet. Kız ağlıyor. Kız, yani genç bir kız, figüran. Ağlıyor. Biraz zorlama ağlamış ama idare edeceğiz artık. Elimizdeki malzeme bu. Hocam, şimdi biz aynısını Duran Adam'da görmüştük. Sürekli anlatıyoruz. Gezi sürecinde Duran Adam, vay be ne işte üstün bir şahsiyet. Duran Adam durarak Tayyip Erdoğan'ı protesto ediyor, konuşmuyor. Görüntüsünü verelim hemen Oğuzhan, bir zahmet. Şimdi Duran Adam kim çıkmıştı? O da Alman konsolosluğuna sık girip çıkan bir vatandaş. O da figüran çıkmıştı hocam. Öyle, nasıl olacak şimdi bu iş? Öyle, hayır, bir de kırmızı elbiseli bir kız vardı. O da PKK'nın yandaşı çıktı. Kırmızı fularlı kız. Evet, tabii. Kırmızı fularlı kız. Kırmızı fularlı kız ayrı, kırmızı şimdi, elbiselisi ayrı. Ha doğru, evet şimdi, o da var. Şimdi doğru. Mustafa'cığım, bir defa bir, bak siyasette dilin kemiği yok. Hele hedefe varmak için her yol mübah diyen bir anlayışa sahipseniz eğer, yalanı, iftirası, dedikodusu, her şey mübah. Hatta mesela bir Sayın Muharrem İnce ile ilgili, yok karısı kaçırıldı, kendisi kaçırıldı, bir otele hapsedildi gibi bir sürü şeyler var. Yani dedikodular var. Belki de Muharrem İnce'nin ya böyle bir şey yok diyerek onların istediği sokağa çıkma hareketini belki de engellediği için, onu engelleyememesi için belki de tuttular, bilmiyoruz bak. Evet. Bizim meçhulümüz. Ama gördüğümüz şu ki CHP legal ve illegal her türlü kuruluşla, dış güçlerle işbirliği içerisinde ve legal ve illegal
tüm terör örgütleriyle işbirliği içerisinde. Bunu adalet yürüyüşüyle yaptığı yürüyüşte de gördük biz. Sonra en son bu 24 Haziran seçimlerinde yaptığı Millet İttifakı adıyla, ne Millet İttifakı, kimlerle nasıl ittifak yaptığını hep beraber gördük biz. Bunlar için hedefe varmak için her şey caiz. Yalan da, iftira da, dedikodu da, zaten hele bugün bu medya tamamen ne diyorlar, algı operasyonları üzerine toplumu yanılgıya itiyorlar. O yüzden bunlara karşı bizim çok uyanık olmamız lazım. O yüzden bakın bunlar diktayı bize demokrasi diye yutturan bunlar. Kendi dikte alışkanlıklarını, evet, anlayışlarını bize demokrasi diye yıllar yılı yutturan bunlar. Sonra çok partili efendim güya demokratik bir hayata geçerken de öyle bir sistem kurmuşlar ki bu sistemde sadece millet iradesi iktidarın başını değiştirmiş. Şimdi bir zamanlar Milli Şef'in Türkiye'nin her yerine heykelini dikenine bir teklif gelmiş. Hı hı. O zaman İnönü Milli Şef köylere, meydanlara, şehir meydanlarına filan Milli Şef'imizin heykelini dikelim, onun kartal bakışından bütün millet efendim feyz alsın, gençler ona özensin, onu benimsesin diye. O zamanlar Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde bu onay verilirmiş. Rahmetli Üstad Necip Fazıl doğrudan felsefe hocası. Herkes çok isabetli diyor, güzel olur. Yapalım bunu. Sıra üstada gelince beyler diyor, Türkiye henüz daha yeni Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmıştır. Bütün resmi devaire, okullara, meydanlara böyle bir heykel dikme gücünden mahrumdur. Ama eğer böyle bir bid'atı başlatacaksanız, ki bundan sonra her gelen yeni devlet başkanı eskisinin yerine bir de kendi heykelini dikecek, hiç olmazsa kafaları boyunlarından burgulu heykeller diktirelim de diyor. Gelen taze cumhurbaşkanı eskisinin kafasını çıkarsın, kendi kafasını taksın da heykeller ucuza mal olsun diye. Şimdi böyle bir şey getirmişler. Sadece iktidarın başını değiştirmiş bizim seçimlerimiz. Güya demokratik bir seçim oluyor yani halk oylamasıyla. Ama el kimden? Bunlardan. Göz kimden? Bunlardan. Kulak kimden? Bunlardan. Bütün devlet kurumları bunların tekelinde. Yani gelse ne olacak yani böyle bir başbakan? %20'lik bir egemenlikteki payda neler yapabilir? Zaten hiçbir şey yaptırmamışlar. Ayağına pranga vurmuşlar, eline kelepçe vurmuşlar, ağzına fermuar çekmişler. Buyur başbakansın demişler ve bize bunları da demokrasi diye hep bunlar bu yalan dolan üzerine bize yutturmuşlar. İşte şimdi gittikçe rahmetli Adnan Menderes biraz bunu araladı. Yeter söz milletindir diyerek. Arkasından rahmetli Özal biraz araladı. Her ikisi de bana göre hayatıyla ödediler. Şimdi Tayyip Bey, Allah'a şükür, Gezi olaylarına rağmen, işte 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, bize içten vuran ihanet şebekelerine rağmen, hem de dışta iç içe, el ele vererek, Türkiye'nin gidişini durdurmaya çalışan gayretkeşlere rağmen, artık 16 Nisan referandumuyla Türkiye yepyeni bir yola girdi. Şimdi 24 Haziran bu işin mührünün vurulmasıdır. Artık bundan sonra hiç kimse, o esasında CHP'nin yaygarası da, yurt içi ve yurt içi bütün kiminle işbirliği yapabilirse yapıp bu gidişi durdurmak istemesinin arka planında da artık nereye el atıyorsa tuttuğu dal eline geliyor. Çünkü artık o ne yargıda gücü kaldı, ne medyada gücü kaldı, efendim ne bürokraside gücü kaldı. Ama Muharrem İnce bu meseleye kızıyor. Şimdi tweet atıyor. Diyor ki Sayın Erdoğan, CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun diye başladığı bir tweeti var. Evet. Şimdi sağ olsun bizim Yakup da onun altına HDP, CHP ortak mitingini koymuş. Evet. Şimdi HDP Millet İttifakı'nda yoktu. Bizim bildiğimiz kadarıyla yoktu. İmza atmadı. Gerçi o ittifak da dağıldı ya, neyse. Şimdi HDP ittifakta yoksa orada ne işi var? Orada bir işi varsa işte CHP buna ne diyor ki, ne dediğini görüyoruz. Şimdi burada bir ortada bir yalan yok mu yani? Yalandan kim ölmüş diyoruz ya. Bunun da bir cezai bir karşılığı yok mu Mehmet Serhat? Şimdi HDP çok özür diliyorum. Yani şöyle sorayım soruyu. İttifak yaptıysa hani diyor ya Sayın Kılıçdaroğlu, farklı sesleri meclise soktuk. O zaman ittifak alsaydın
Öyle değil mi? Yani şimdi bunu hep zaten kamuoyu biliyor, farkında. Çünkü arabanın bagajında kimin olduğunu farkındalar. Her ne kadar biraz şoför mahallinde 3 tane figür var ama nihayetinde bagajda kimin olduğunu toplum biliyordu. Bundan oy dağılımında da zaten kimin kime ne oy verdiği, kimin nereye taşıdığı belli. Şimdi %30.6 Muharrem İnce alıyor. 22. işte küsürlerde CHP kalıyor. Aradaki %8 fark nerede almış? %3.5'unu HDP barajı geçsin diye verilmiş. %3.5 civarında, 3 civarında Meral Hanım partisi geçsin diye verilmiş. 15 tane milletvekili verdi ya canım ya. Milletin göz önünde oldu ya Hüseyin'ciğim. Yetmedi. 0.5 yine başka bir ittifak unsuruna vermiş. Ortada kala kala %22 kalmış. Yani şimdi gerçekten millete rağmen milleti bu kadar saf görmeleri bence işin en şeyi yanı bu. Trajikomik yanı bu. Fakat bu nihayetinde bu kendi tasarladıkları o ince fikirler döndü dolaştı, ayaklarına dolandı. Bu kadar yani üst akıl denilen şeyler, bu kadar proje, bu kadar aklı evvellik üzerinden bu işlere kalkışılırsa işte samimiyet ortadan kalkar. Samimiyetin kalktığı yerde gerçekten dürüst siyaset denen kavram anlamını yitirir. Sonuç itibariyle bu nereye mal oldu? Muharrem İnce'yi gel Muharrem ikide bir ayağıma dolanıyorsun. Seni başkan yapayım diye çağırdı Muharrem. Beklenmez bir şekilde hani 30'un üstüne taşıdım o zaman sen çekil pozisyonunda. Baktı ki manzarasında atmosfer belirmeye başladı. Hemen yanı başına Kılıçdaroğlu'nun resimlerini asmaya başladı. Dedi ya bu iş başladı gidiyor. Bu Muharrem denen süreç her ne kadar biz gel Muharrem dedik ama bu kadar gel demedik ona. Sadece ya orada durma canın sıkılmasın hesabıyla bir çağırdık seni. Gibi sahada ciddi bir etki uyandırmaya başladı. Bu kadar gelme. Ha, bu kadar gelme. Yani. Ama o gel Muharrem'in hesabını görecek Muharrem İnce gibi duruyor. O gel Muharrem öyle havada kalmayacak gibi duruyor. Şöyle ben bunu birkaç defa da söyledim yedim. Yani burada CHP'li kendini gören işte arkadaşların da oldu bu tür tartışma programlarında. Niye hemen birkaç gün sonra hemen yanı başına Muharrem İnce'nin yanına Kemal Kılıçdaroğlu posterler asılmaya başlandı? Sanki müsaade etseler Kılıçdaroğlu diyecek ki ya bu kadar vermeyin oyu gerek yok bu kadar. Evresine doğru gidecekti. Bunların hepsini yapmaya doğru biz bu seçim satım halinde gördük. Aslında olay şu. Siyaset, samimiyet, söylediğini gerçekten yapma işi, millete karşı dürüst olma işi. Karşımızda gördüğümüz gerçekten Türkiye'nin ana muhalefet sorunu var dedikleri şey de bu. Kesinlikle bir dürüstlük ve samimiyet ötesinde bir olguyla karşı karşıyayız. Problem de bu. Zaten yapılan mücadelenin tamamı da CHP'nin başında olur muyuz? Kim kimi devirir arasında yürüyemişi. Aynen. Geçen programda son bir ya tabii, şu şeyi açmak isterim müsaadenizle. Bak Hüseyin Bey, başta ben aday evet, olmayacağım dedi Deniz Baykal'a karşı. Evet. Aday olmayacağım dedi o zaman. Demedi mi? Ebu Bekir Bey. Evet. 52 numaralı videonun tam zamanı arkadaşlar. Aday olmayacağım dedi 52 ya. 52 numaralı videoyu bir hazırlayalım. Şöyle, olunca söyleyeyim hocam abi. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi HDP meselesi Türkiye'de, şimdi Muharrem İnce gitti Diyarbakır'da dedi ki, doğrudan güya açık ne düşünüyorsa olduğunu aksettiren bir siyasetçi görüntüsü. Sahada güya samimi ne varsa her şeyi aksettiriyor. Görüntüsü veriyor. Ama nihayetinde kalkıyorsun sen biz HDP'yi ile ittifak halinde değiliz. Böyle bir ittifakın parçası değiliz diyorsun. Koştur koştur Edirne'de ziyarete gidiyorsun. Diyarbakır'a gidiyorsun. Kiminle miting yapıyorsun? Yani bunlar aslında bilinmeyen, görülmeyen, hissedilmeyen şeyler değil. Kendi içlerinde zaten işin başında kurguladıkları şey neydi? Kılıçdaroğlu ne dedi? Tabiri caizse Meral Hanım'la bir araya gelirken beklenti yükledi. Sen Cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diye. Saha biraz da belirginleşip de ittifak adına bir araya görüşmeler devam ederken Kılıçdaroğlu'nun zihninin gerindeki asıl fikir anlaşılır anlaşılmaz. Meral Hanım çıktı ben adayım. Birden bu ittifak zemini dağıldı. Şurayı son vurgulayayım. O da şu. Bakın. HDP siyaseti Türkiye'de gerçekten çok ciddi ve problemli bir alan oluşturuyor. Sebebi şu. Türkiye'nin meşru, legal siyasetine talip bir yapı yok karşımızda. Bir hareket yok. Çünkü bu defaatle konuşuluyor ve tartışılıyor. Bir terör ve şiddetten beslenen
doğrudan doğruya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bölgemizdeki Kürtlere en büyük zararı veren ve en büyük kötülüğü bunlara yapan bir terör, şiddet ve katliam örgütü. Aynen. Şimdi bu katliam örgütünün doğrudan doğruya temas ettiği ve yönettiği bir siyasal görünümlü bir yapı var. Şimdi evet. Bu yapıyla doğrudan görüntü ve samimi bir görüntü verdiğin anda o zaman Türkiye'lilik sıfatını ve senin meşru siyasetin de her zaman tartışma konusu olur. Gerçekten sırtını YPG'ye dayayan yine Şırnak'ta yine Van'da silah araç doğrusu silahları götürüp de PKK'lara teslim eden böyle bir milletvekili kılıfı altında siyaset olmaz. Böyle bir siyaset olursa bunun muhakkak surette yani hukuk nazarında da bir karşılığı olur. Ben şimdi, gerçekten CHP siyaseti eğer Türkiye'nin merkez siyaseti ise o zaman bu tür illegal yapılarla devam ettiği müddetçe Türkiye'nin temeline ve geleceğine dair bir siyaset şimdi, üretmesi imkanı. Yalandan kim ölmüş? Kemal Bey az önce vurgu yaptık. Deniz Baykal kaset meselesi çıktığında ne demişti? Sonra ne yaptı? Muharrem Bey aynısını yaptı. Hani CHP geleneği gibi bir şey artık herhalde bu. Bir izleyelim, hafızamızı tekrar tazeleyelim bu konuda. Tay var. Sizin liderliğiniz... Hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir. 2010 tarihinde gerçekleşecek olan 33. olağan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan gel bana danışman ol derse danışman olurum. Yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam. Asla. Bir daha çıkmazsınız. Hayır, karşısına aday olmam. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi. Ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçimlere hazırlayacağım. Böyle bir teklifte bulundum. Bunu söyledim. Şimdi yalandan kim ölmüş? Ben aday değilim. Ertesi gün adayım. Ben yardımcısı olurum. Yok, ben genel başkanı... Şimdi genel bir şey daha var. Genel başkanları da böyle. Bir de günün fıkrasıyla devam edelim. 55. video arkadaşlar. Bülent Tezcan'ın da bu konuda bir açıklaması var. Onu da izleyelim. Bugün Türkiye'de koltuk hırsıyla siyaset yapmayan kim var diye baktığınızda ilk akla gelen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı seçim... Komik değil mi? Yani günün fıkrası, koltuk hırsıyla hareket etmeyen. Evet. 10. seçim olmuş hocam. Yok, bir şey daha var. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu kötü bir tercih yapmıştır diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına Muharrem İnce'yi ileri sürmekle diyor. Gene bu Bülent Tezcan söylüyor. Tabii. Öbekir Hocam ne dersin? Şimdi bu çok açık net ortada. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir ayrıma doğru gidiyor. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok mevzu ettik. Neden CHP'den ses gelmiyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP'ye yakın bir çizgiye çekmesine neden itiraz gelmiyor? Türkiye düşmanlarıyla ortak paydada kalmasına neden itiraz gelmiyor? Katipirilerle resim çekmeler, Türkiye Aleyhine raporlar yazan Katipiriler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Almanya'daki dergilere, yabancı basın organlarına Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye ticarete gelmeyin şeklinde Türkiye'yi karalayıcı efendim açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun. HDP değil, PYD'yi bir vatansever örgütü olarak tanımlaması, PKK'lıları ziyaret ettiğini söylemesi, PKK'ya çok açık, net bir tavır koymaması, işte efendim Hendek'teki arkadaşlar açıklamasında bulunması. Biz bu örnekleri çoğaltabiliriz, arttırabiliriz. Ama kızıyorlar hocam bunları deyince. Terör örgütüyle nasıl ilişkilendirirsin? Yani biz de nasıl ilişkilendiririz şeklinde size olan ya da kişisel söylemlerin parti ya da kurumsal ya da daha üst düzey kişiler tarafından deklar edilmesini bekledik biz yıllarca. Neden CHP'de bir açıklama yok? Neden bir açıklama yok?
Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Cumhuriyeti kuran parti diye tanımlıyorlar kendilerini. Evet, doğrudur. Nasıl bir cumhuriyet kurduklarını tartışabiliriz, kesinlikle tartışmalıyız. Hı hı. Demokratik cumhuriyet olmadığı çok kesin. Fakat cumhuriyeti kurarken İstiklal Harbi sırasında karşı olduğu gruplar arasında Kürdistan Tihali Cemiyeti de vardı. Evet. Hain dedi mi hocam onu? Kürdistan Tihali Cemiyeti şöyle tanımlanırdı. Milli varlığa düşman cemiyetler olarak tanımlanırdı. Evet. Milli varlık Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu hükümet. İlkokulda okutmadılar mı hocam bunu? Tabii. İlkokulda Kürt Tihali Cemiyeti hainler arasında. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetler olarak tanımlanırdı. Şimdi şunu söyleyelim. Ben ırkçı filan değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ırkçılık güden bizden değildir tehdidi benim için ciddi bir tehdittir, ödüm patlar. Hiçbir hadiseye ırkçı açıdan bakmam. Kürdistan Tihali Cemiyeti diye ifadelendirirken Kürt kardeşlerimi ilzam edici bir cümlede kullanmak istemem. Bu niyetle konuşmuyorum. Efendim hiçbir ırkın şövenizmi, ırkçılığı, kavmiyetçiliği yapılmaz. Türkçülüğünde, Kürtçülüğünde herhangi bir ırkın yapılmaz. Biz 82 milyon bir ve bütünüz. Bu ülkeyi parçalayıcı hiçbir yapılanmaya müsaade etmememiz gerekir. Ecdat da etmemişti. Ecdat da kimlikler ırk üzerinden tanımlanmıyordu. İslam milleti deniyordu. Her Arnavut'a, Çerkez'e, Laz'a, Müslümansa İslam il milleti, o şekilde nüfus kağıtları, resmi evrak o şekilde tanımlanmıştı. Hı hı. Ben ecdadım nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlıyorum. Kürt kardeşim benim için de öyledir. Kürdistan Tihali Cemiyeti şeklinde yapılanma aslında İngilizlerin kurmuş olduğu bir tezgahtı, bu açıktı. Şimdi buna o dönemde milli varlığa düşman cemiyetler diye Ankara hükümeti karşı çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti karşı çıkacak. HDP'nin bugünkü versiyonu gibi bir şey. Bugün sizinle konuştuk. Size hatırlatmayı yaptınız. Şimdi, tebrik ederim. Hocam o zaman şöyle bir ironi çıkmıyor mu ortaya? CHP tarafından ve HDP tarafından. Biz Canan Kaftancıoğlu'nu, Temel Karamollaoğlu'na katil diye tweetini hala silmedi. Demek ki hala fikrinden vazgeçmedi. Özür dilerim. Temel Karamollaoğlu'nu yani eleştirmedik. Yani silse vazgeçmiş mi olacak? Hayır, eleştirmedik. Ya onu bile yapmadı. Temel Karamollaoğlu'nu eleştirmedik mi hocam? Evet. Sen nasıl bunlarla devam edersin aynı yola, evet, diye. Şimdi CHP Kürt Tihali Cemiyeti ile ilgili fikrini değiştirdi mi, değiştirmedi mi? İki, HDP aynı cemiyetle ilgili ne düşünüyor? CHP'nin o günkü tavrıyla ilgili ne düşünüyor? Kesinlikle. Şimdi benzer düşünceleri ifade ediyoruz. Yani, hı-hı, bugün sizle de konuştuk, hatırlattınız. Tebrik, hı-hı, ederim. İyi bir hatırlatma oldu. Şimdi milli varlığa düşman cemiyetler diye tanımlanan, sizin söylediğiniz gibi Kürdistan Tihali Cemiyeti'nin bugünkü versiyonu HDP'dir. CHP ne diyorsun sen buna? Milli varlığa düşman cemiyetler diye bu ülkeye sen öğrettin bunları. Sen tanımladın. Bu tanımlama yanlış değildi, bunu da söyleyeyim. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz burada birkaç kez söyledik. Tek adam rejimi, tek adam rejimi, tek adam rejimi diye ısrarla parti genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığının aynı kişide bütünleşmesi sebebi üzerinden diktatör tanımlaması yapmasıyla aslında cumhuriyetle hesaplaşması hatırlatmasını sürekli yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vurgusunu da İşte efendim Kürdistan Tihali Cemiyeti, HDP, hangi kefeye koyacağız, nasıl yapacağız? Şimdi biz bunu yani CHP... hesaplaşma da orada mı var diyorsunuz hocam? Tabii ki. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun her cümlesinde bu hesaplaşmayı sezebilirsiniz. Cumhuriyetle bir hesaplaşma var. Dersim kaynaklı hesaplaşma var. Dersim'de bir zulüm varsa onunla birlikte konuşulabilir. Bu zulme karşı çıkılabilir, o ayrı mesele. Ama Kılıçdaroğlu bütünüyle cumhuriyetle bir hesaplaşma içerisinde görüntüsü veriyor. Neden? Biz bunu durduk yerde öğretmiyoruz. Türkiye'nin 27 yılı partili cumhurbaşkanlığı şeklinde devam etmiş. 15 yıl Atatürk, 12 yıl İsmet İnönü. Israrla diktatör tanımlamasının yapılmasının başka türlü açıklaması olmaması gerekir ki HDP ile birlikte olunması üzerinden. Şimdi burada bunlar ortaya çıktı defalarca. Değişik sebeplerle biz bunları görüyoruz. Şimdi CHP bir yol ayrımına gidiyor, öyle gözüküyor. Biz bunu daha önce bekliyorduk. CHP teröre artık kendi terörle kendi arasına mesafe koymak zorunda. Canan Kaftancıoğlu dediniz. Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'yi, affedersiniz HDP diyorum, PYD'yi meşrulaştırıcı, efendim bunun bileşenlerini meşrulaştırıcı açıklamalarını, tweetlerini burada defalarca konuşmuştuk. Şimdi öyle gözüküyor ki CHP'de HDP ile CHP arasında bir mesafe koyucu bir adımlar seziliyor gibi. Hani tabii ki bunlar tartışılabilir. Yerli millilerle efendim teröre yakın grup arasında bir çatışma söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey bekliyorum. Öyle gözüküyor ki partiyi kuzu kuzu teslim etmeyecekler.
bir çatışma çıkacak ortada. Delege yapısında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahir ekseriyeti elinde tutan bir durumu var. Burada iki şey ortaya çıkıyor. Ya CHP Muharrem İnce'ye teslim edilecek ki bu ihtimal şu an zayıf. Ya da parti bölünecek. Bunu CHP'lilerin kendisi bilir. Yeni parti kurmazlarsa efendim CHP baraj altı kalacak. Şimdi burada Osman Bey bu konuyla ilgili çok ilginç bir yorum yapmış. Demiş ki yalandan kim ölmüş etiketine yazınız siz de lütfen. CHP artık sol terör örgütlerinin eline geçmiştir. Şimdi bu izleyicimizin yorumu. Katılırsınız katılın. Ben katılmıyorum. Yani eline geçmemelidir de zaten. Ama tam da Ebubekir Hocam'ın dediği şey. Acaba önümüzdeki süreçte biz CHP'nin ikiye ayrılıp farklı farklı partilerle yoluna devam ettiğini mi göreceğiz? Şunu bitireyim mi müsaadenizle? Şimdi hocam biraz, affedersiniz. Bir hızlanalım biraz. Şimdi lütfen. CHP bunu yapmazsa bir ara barajın altında kalmıştı. Hı-hı. Bülent Ecevit'in DSP'si iktidar bile olmuştu. Birinci parti olmuştu. Yani ya CHP Muharrem İnce'ye teslim edilecek ya CHP içinden yeni bir parti çıkaracak. Buna bir örnek var. KESK diye bir sendika var. Federasyon, Kamu Hı-hı. Emekçileri Sendikası. Bunun eğitim sen diye öğretmenlerin deruhte ettiği bir kolu var. Eğitim sen kendi içinden eğitim iş diye yeni bir sendika çıkardı. Çünkü eğitim sen neredeyse bugünkü CHP'nin yaptığı gibi terörü destekler pozisyonlarda kendisini sürekli kamuoyunda sergilemiş oldu. Şimdi eğitim işin ortaya çıktığı gibi CHP'nin içerisinden yeni bir partinin çıkma ihtimali gözüküyor. Bunların başka da şansı yok. Yani kendileri bilir tabii ki ama biz burada Kuvayi Milliye tanımlaması yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim milli varlığa düşman cemiyetleri tanımlanması yapıyor. Bir bakıyoruz hepsi HDP'nin yanında şekil almış. CHP burada kendisine bir farklı yol biçmedi. Farklı sesler falan filan diyor. Yani işte. Biz Türkiye'nin farklı düşüncelerde pekala olabiliriz ama Türkiye'nin birliği, bütünlüğü konusunda tartışmalı olmamalıyız artık yani. Dolayısıyla CHP kendisine milli olduğunu söylüyor ya, milli nasıl pozisyon aldığını göstermek zorunda yani burada. Evet. Şimdi Ramiz Bey de demiş ki CHP yalan söylemez deyip gülücük atmış. Şimdi Mustafa'cığım bir şey söylemek istiyorum burada. Bir defa terörü iyi tanımlamak lazım. Bak terör, artık terör taahhüt şirketi gibi bir şey. Uluslararası güçler terör örgütlerini kullanarak kendi emellerine uygun eylemler yaptırıyorlar. Bugün uluslararası hangi toplantıya giderseniz gidin. Belki Mehmet Bey daha iyi takip ediyordur bir hukukçu olarak. Ya biz bunu gelin şunun bir tanımını yapalım. El birliği içinde ortak bir mücadele yöntemi benimseyelim dediğimiz zaman ilk karşı çıkanlar bugün bizim yüzümüze gülüp de dostça bize sırıtıp da arkamızı döndüğümüzde gizli ya da açık Avrupa ülkeleri bir sürü yani bu terör örgütlerinin her türlü fraksiyonu oradan besleniyor. FETÖ'sü de dahil bak bugün. İşte Yunanistan onlardan birisine dahil iltica hakkı tanımış. Öbür taraftan işte Hollanda, Brüksel, Belçika bilmem Almanya, İngiltere bunların sığınak yerleri. Amerika zaten elebaşının şeysi orada. Şimdi bakıyorsunuz ha bu terör örgütleri demek ki ülkelerin dış politikadaki en önemli maşası. Adam ülkeyle aramı bozacağıma diyor ben gizli gizli terör örgütlerini kullanırım. Bugün zannediyorum Leyla Zana öyle söyledi. PKK'yı 22 ülke kullanıyor diye. Bunlar artık alenen ortaya döküldü. Bunların Kürt kardeşlerimizle, Kürt haklarıyla falan hiçbir alakası yok. Ve bunlar kendilerini kuran, kullanan ve kollayan dış güçlerin emirleri doğrultusunda hareket eden ve bunlar Türkiye'yi küçültmek için kendi içinde Türkiye'nin kalkınmazlığını durdurmak, iç barışını bozmak için sürekli kullandıkları bir argüman. Artık bu iş öyle aleniyete döküldü ki çaldıkları minareyi saklayamaz oldular. Kılıf bulamaz oldular. Bunun için de bugün HDP'nin bile gittikçe kaybetmesinin sebebi, kamu desteğini yitirmesinin sebebi bu. Ama hala da partileri de kullanmak istiyorlar. Bugün yani Avrupa'nın terör örgütlerine bu 24 Haziran öncesi hatta 16 Nisan referandumunda bizim bakanlarımızı büyükelçilik binamıza sokmayarak Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına bırakın, canlı gidip orada konuşma yapmasına, telefonla konuşmasına bile izin vermeyerek ama terör örgütlerinin her türlü reklamasyon çalışmalarına sonuna kadar
açık ara destek olan bu anlayış. Tabii. Yani bunlar, biz bunları nereye saklayacağız? Polisleriyle nereye koyacağız? Çadırlarının başında beklediler tabii, hocam. Dolayısıyla bunlar hem dışarıdan hem içeriden. Bak, sadece bir yıkım ekibi olarak Tayyip Erdoğan'ın engellenmesi, seni başkan yapmayacağız. Bütün hepsinin bir tek hedefi vardı. Tayyip Erdoğan olmasın. Kim istemiyordu Tayyip Erdoğan'ı? Avrupa Birliği istemiyordu. Niye istemiyor? Tayyip Erdoğan ayaklarına dolaşıyor. Bu Suriye'deki aktörleri istemiyorlardı. Zaten bize yıllar yılı demişler ki kardeşim sen Misak-ı Milli hudutlarının dışına göz dikmeyeceksin. Dikerseniz gözüne mil çekeriz. Ödümüzü kapatmıştır. Misak-ı Milli'yi bile küçültmüştür hocam. Bu Kemal Kılıçdaroğlu demedi mi ki ya biz batağa saplıyorsunuz? Ya kardeşim yılanın başı küçükken ezilir. Eğer biz komşumuza olan yangını söndürmezsek bu yangın bize sirayet etmez mi? Ebu Bekir Bey kardeşim. Oraya bize gözümüzü diktirmediler. Ha o da yetmedi. Osmanlı kültürüne asla yakınlık duymayacaksınız. Hatta bu kültürün kökünü kazıyacaksınız. Bizim kökümüze düşmanlık nereden geliyor? Bu ta İttihat ve Terakki'nin başlayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala da bugün milletin ruh köküne düşman, mukaddesatına düşman, değerlerine düşman bir anlayış. Ezanımıza hakaret eden işte o şu anda il başkanı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, en tiksindiğim slogan diyen bugün il başkanı. Evet. Böyle bir şey olur mu? Peki siz nasıl siyaset yapacaksınız bu toplumun içinde? Onlar birilerine bakın göz kırparak, hala karanlıktan gelecekleri bekleyerek, kayıt dışı siyasete zemin hazırlayarak kendi güçlerini tekrar elde etme çalışma gayretleri. Ama bundan sonra bu tren kaçmıştır. Millet evet. İstikbaline ve ikbaline el koymuştur. Bundan sonra artık vesayet imkanı evet. da ortadan kalkmıştır. Ozan Bey'in izleyicimizin bir önerisi var. Yalandan kim ölmüş etiketine yazıyorlar. HDP'yi destekleyen CHP neden HDP gibi eş başkanlık sistemi yapmıyor diye bir önerisi var. Şimdi hep bunu sorduk. Muharrem Bey'in teklifi o. Siz onursal başkan olun. Şeyle ama HDP'yle. Yok CHP de diyor eş başkanlığa evet, geçsin. Tamam o da olabilir. Şimdi seçim döneminde çok konuştuk bunu. 53. video arkadaşlar. Dedik ya işte Temel Karamollaoğlu silahlı insansız hava aracını kötüleyerek oy mu kazanacak diye. Şimdi Muharrem Bey Demirtaş'ı ziyarete gideceğim. Demirtaş serbest kalmalı vesaire 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 diye başlayan cümleler kurdu. Ve o cümlelerin arkasında bir miktar durdu. 25 Haziran sabahı ben öyle demedim dedi. Yalandan kim ölmüş? Dinleyelim arkadaşlar 53 numarayı. Demirtaş'ı hapiste tutma. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ne var ki bunda ya? Demirtaş'a özgürlük söylemini kim yaptı? CHP'nin böyle bir söylemi olmadı. CHP'nin Türkiye'ye özgürlük söylemi oldu. Türkiye'ye demokrasi söylemi oldu. Ama CHP'nin özel bir şahsa yönelik bir özgürlük söylemi olmadı. Ben hiç duymadım en azından. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutma. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Yalandan kim ölmüş hocam? Şimdi öyle diyor. Bülent Tezcan da ağzındaki baklayı çıkarıyor. Dinleyelim. Demirtaş'a tahliye talebi, ziyareti, bu anlamıyla HDP ile yakın görünür olmak bir dezavantaj yaratmış olabilir hayır, mi Cumhur İttifakı için? Hayır, çok doğruydu. Hayır, Millet İttifakı için, özür dilerim. Hayır, yaptığı çok doğruydu. Yarışa giriyorsunuz, bir demokratik Türkiye vaat ediyorsunuz. Yarışta bir tanesi hapiste haksız yere yatıyor. Yani şöyle veya böyle yani yatıyor, o kampanya yapamıyor. Yaptığı şey çok doğruydu. Hiçbir zaman bu konuda olumsuz bir düşüncemiz olmadı. Ben onun sandıkta olumsuz yansıdığını da zannetmiyorum. Tabii zannetmiyorum, ölçülmüş değilim. Ama deyin ki olumsuz yansıyacak, yine de yapması gerekiyor. Adam suçsuz diyor hocam. Adam hem savcı, hem hakim, hem yargıç. Evet. Hepsi kendisi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Özel hayatın korunması ve saygı ilkesi. Madde 8. Şimdi aslında hani şiddetin, başkasının özgürlük alanının, yaşam alanının sınırlanması
bu alanların sınırsızca ihlal edilmesi, bunlar hangi düzen olsun, hangi devlet otoritesi olursa olsun tartışmasız korunan bir değer. Nasıl ki kişinin yaşam hakkı varsa, kendisinin ekonomik hakları varsa, değil mi? Sosyal, aile, bu işte özgür ve bağımsız bir toplum içerisinde yaşam hakkı varsa, aynı şekilde kişilerin toplumda korunması, suçların önlenmesi, sağlığın, genel ahlakın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için her türlü tedbirlerin alınması. Aynı şekilde din, inanç, vicdan özgürlükleri bakımından aynı teminatlar. Şimdi bu okuduğum metin aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ama bizim ceza kanunumuz bundan farklı bir şey söylemiyor. Yani yine aynı terörün şiddetten kaynaklı olarak aynı şekilde insanların özgürlük alanlarının sınırlanması. Yani bir kimsenin özgürlük alanının bir başkasının özgürlük alanına kadar ancak bir serbestliğe imkanı tanındığı, bunun da kanunlara açıkça aykırı olmayacağı ve genel ahlakı ve kamu düzenini bozmayacağı sınırları çerçevesinde olacağı. Dolayısıyla bu genel prensipler tüm dünyada var. Şimdi bizim Selahattin Demirtaş bir takıntımız yok. Bizim HDP vesaire bir takıntımız yok. Problem şu, Türkiye'nin yerleşik bir devlet düzeni insanların bir sosyal ve gerçekten kendi yaşamsal özgürlük alanları söz konusu. Bunlara karşı kastetmiş ve şu vakte kadar ki uyguladığı terörle, şiddetle tüm dünya uygulamasıyla en dünyanın en vahşi terör örgütü olarak gösterilen PKK denen bir terör örgütü var. Bunu sadece Türkiye söylemiyor. Bunu Amerika da söylüyor, Avrupa Birliği müktesebatı da terör örgütü olarak tanımlıyor. Şimdi buradaki hocam az evvel ifade etti İrfan hocam. Avrupa Birliği'nde problem ne? Avrupa Birliği'nde problem şu. PKK dernekleşebilir. PKK orada sosyal faaliyet alanı gibi hadiseler, etkinliklerde bulunabilir. Ta ki Frankfurt'un ya da Berlin'in kamu düzenini bozmadığı takdirde. Eğer orada bu işi bozmaya tevessül eder, bu anlamda bir hareketlenirse anında Berlin'de çevrilebilir. Ama Türkiye'de bu coğrafyada yapabilir. Biz de seviniyoruz YPG'yi terör örgütü listesine almışlar diye. 133 sayfalık metinde 3 satır. Sonuç bu coğrafyada nasıl ki Churchill hani Birinci Dünya Savaşı'nda hocam siz de çok yakın bilirsiniz. Şeyde bu coğrafyada bir ölümler olursa bu bir katliam. Eğer işte doğuda bir 15 kişi, 20 kişi ölürse bu bir olay şeklinde tanımlıyor ya. Aslında dünyaya bakış açısı bu. Yani bir herkese eşitlik, herkese insan hakları, herkese özgürlük alan diye tanımlanan bir dünya yok. Problem tam da bu işte çifte standart deyin adını, iki yüzlülük deyin. Ne derseniz hangi tanımlamayla tanımlayalım. Bizim bildiğimiz, Türkiye toplumunun bildiği bir Avrupa, onların bize bakışı ve yüklediği bir HDP, PKK sendromu var. Şimdi bizim Güneydoğu'da önemli nispetle bakın, tüm geçmiş oy analizlerine bakalım. Bu PKK şiddetinden bunu olumlayan, bunun aslında bir, bu anlamda olumlayan bir, diyelim ki bir siyasal bir görünüm var. %6,5 nispetinde bir oy var. Hı. Tahminen 3,5 milyonla 4 milyon aralığında. Olumlayan diyorum. Bunun derecesini herkes aynı şiddette bunun şiddet üyesini benimsediği tanımladığı anlamına da gelmiyor. Ama nihayetini unutmayalım. Türkiye'de yaşayan 20 milyon vatan evladı Kürt vatandaşımızın doğrudan doğruya bu milletle birlikte ve kaderiyle birlikte paydaş olan ve buranın kaderini kendi kaderi üzerinde eş değer gören bir topluluk var. Yani her zaman İrfan hocam milletvekilliği de yaptı. Hep söylenen şey neydi? Türkiye'nin en büyük Kürt partisi hangi parti? AK Parti. Bu realite şundan söyleniyor. Yani Türkiye'deki gerçekten barışı, Türkiye'deki özgürlükleri, başkasının haklarına, başkasının mal, can ve mülk haklarına ilişkin saygı çerçevesinde kim bakıyorsa onlar bu vatanın tartışmasız her vatan evladı gibi herkes aynı statüde eşdeğer bir şekilde buranın vatan evladı. Hiçbir ayrım ve fark yok. Tip problem şurada. Eğer siz silahı kullanarak önce Kürtlerin çocuklarını, bebeklerini katletmek suretiyle sahadaki tüm Kürtleri sindirmek, onun üzerinden siz gelip de kamu, devlet otoritesini ve Türkiye'nin özgürlük alanlarını yok etmek istiyorsanız, işte burada bir özgürlükten, burada bir hak arayıştan, burada bir legal hak arayıştan bahsedilemez. Problem bu. Dolayısıyla biz en fazla HDP siyaseti eleştirisi yapmamızın temeli ne?
bu şiddeti önceleyip bu şiddetin tesiri altında siyaset yapıp silahların gölgesi altında ülkeye dayatmak suretiyle bunu siyaset diye topluma getirirseniz biz buna her yönüyle itiraz ederiz. Hiçbir zemin ve koşulda bunun haklılık ve meşruiyet temeli olamaz. Problem burada. Dolayısıyla mesele eğer Selahattin Demirtaş bu işi tahrik etmek suretiyle 53 tane Kürt vatandaşının ölümüne sebebiyet vermişse bununla ilgili tabii ki yargılanacak. Tabii ki hesap verecek. Azmettirenler, suçu ika edenler, yapanlarla aynı statüdedir. Aynı yaptırımın karşılığındadır. Hı hı. Silahı alıp vuranla şu silahı al git şu adamı vur diyen arasında ceza kanunumuz. Uluslararası diğer ceza mukayeseli ceza kanunları arasından da bir fark yok. Aynı suçun failidir. Şimdi 6-8 Ekim olaylarında bölgeyi tahrik etmek suretiyle Yasin Börüler, oradaki 53 tane vatan evladını. 53 vatandaşımız. Kim öldürttü? Tabii. Bunu azmettiren kim? Hı hı. Dolayısıyla buna ilişkin olarak bunların işlemiş olduğu fiillerin bunu siyaset diye ortaya koyanların da vebali üzerinde olmadığını kim iddia edebilir? Bize şimdiye kadar DHKPC'li teröristleri tiyatrocu, sanatçı, bilmem neci diye yutturmaya çalıştılar. Aktivist diye yutturmaya çalıştılar. Şimdi en son Norveç'te bu Gülizar Taşdemir isimli şahsı teslim edince Türkiye'ye HDP tweet atıyor. Norveç devleti Kürt aktivist Gülizar Taşdemir'i Türk devletine iade etti. Şimdi Türk devleti kim? Aktivist kim? Aktivistin de resimlerine bakın. Abdullah Öcalan'a hizmet ederken efendim PKK bayrağıyla bu nasıl bir aktivistse, nasıl bir aktivite içindeyse. Şimdi şeyi hiç konuşmuyorum. HDP'nin tweetindeki o Türk devleti falan ifadesini hiç konuşmuyorum. O zaten ayrı bir tartışma. CHP buna ne der hocam mesela? İşte Türk devleti ifadesiyle... Farklı sesleri şey yapıyoruz ya, meclise taşıyoruz ya. Tabii Türk devleti ifadesiyle Abdullah Öcalan'ın yan yana resmi olmasına rağmen CHP bunu yok sayıp bir açıklama yapar, şaşırmam. Neden? Selahattin Demirtaş'ın seçim süreci içerisinde o videosu yani efendim yazılı açıklamaları değil, hadi belki ona yalanlama gelir diye. Başka Apo'nun heykelini dikeceğiz. Apo'nun heykelini dikeceğiz. İşte PKK'ya biz hiçbir zaman terör örgütü demedik. Hiçbir zaman. Göğsünü gere gere bunu söylemesi. Bu hani bilmiyorlardı kanaati öne çıkmış olsa bu televizyonlarda belki Mayıs ayının ortalarından itibaren yani Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğiz, özgürlüğüne kavuşsun söyleminin ortaya çıkmasından itibaren bu video sürekli ekranlarda döndü durdu. CHP'nin bunu görmemesi mümkün değil. CHP buna rağmen işte Bülent Tezcan'ın da açıklaması her şeye rağmen yine efendim HDP'nin söylemini, daha doğrusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemini yine meşrulaştırdı. Hatta Bülent Tezcan'ın o videoda bir ifadesi var. Ne diyor? Haksız yere yatıyor diyor. Haksız yere yattığını nereden biliyorsun? Mahkeme bitti mi yani? Hayır, mahkeme sonuçlanmadı. Kendisi. Sen haksız yere yattığını söyleyemezsin. Burada şimdi Gülizar Taşdemir'in üzerinden HDP'nin bu açıklamaları aslında savcılar görevlerini bilirler tabii ki ama bu da bir terörle iltisaktır. Terörle açıkça ben terör örgütüyle birlikte çalışıyorum. Kimse zaten demez. Böyle bir şeyi bekliyorsan kimse bunu demez. Şimdi CHP'li sözcüleri, CHP'li üst düzey görevlileri bu konuda açıklama yapmaya çağırma hakkımız var bizim. Biz açıklama yaptığımızda siz terörle yan yana duruyorsunuz. Terör irtibatlarıyla efendim terörün uzantısı gibi görünen HDP ile birlikte yan yana duruyorsunuz dediğimizde rahatsız oluyorlar. Buyurun buna ne diyeceksiniz? Ne diyecek? Ki birçok CHP'linin ben biliyorum ki HDP'ye o istediğini biliyorum. Birçok CHP'linin. HDP'nin neyin uzantısı olduğu ortada. Selahattin Demirtaş'ın az önce söylediğimiz videoları ortada. Efendim CHP bunu nasıl tanımlayacak? Yani tabii Tayyip Erdoğan olgusu Türkiye'de birçok karışık noktaları netleştirmek mecburiyetinde bıraktı. CHP Muharrem İnce namaz kılıyorum. İşte efendim, abdestsiz sokağa çıkmam. Ayetel Kürsi'yi ezbere bilirim. Söylemini kullanmak zorunda kalmaya başladı.
Vaktiyle işte çarşaf açılımı yapmak zorunda kaldılar. Acaba bu milleti biz nasıl ikna ederiz şeklinde arayışlara girdiler. Yalandan kim ölmüş etiketine hocam, Ozan Bey demiş. Bunlar diyor başörtüsü sorununda biz çocuk dememiş miydi diyor. Allah kabul etsin ama son cumayı niye paylaşmadı? Önce son cumayı da paylaşsaydı. Hocam bir şey var, onu okumam gerekiyor. Hülya Hanım. Şimdi tabii Kemsöz sahibine aittir. O kısmını okumayayım da. Ama bakın sizin görüşünüze katılmamakla beraber okuruz. O görüşü de dile getirelim. Diyor ki Hülya Hanım izleyicimiz. Muharrem Bey'in diyor söylediği CHP'nin böyle bir söylemin olmadı. Söylediği kendisini bağlar. Zaten aday olduğunda parti rozetini çıkarıp kampanya yapmadı mı diyor. Muharrem Bey şimdi CHP... Mustafa'cığım izin verirse eğer bak burada iki cambazın bir ipte oynaması gibi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce kavgası. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu kendisi kazanamayacağını bildiği için zaten göbeğe atmadı, aday olmadı Cumhurbaşkanlığına. Ha iki de bir karşısına genel başkan aday olarak çıkan bu Muharrem İnce'yi de aday olarak gösterdi. Ya bu adam nasıl milletvekili olamaz, olamayınca da biz koltuğumuzu garanti altına almış oluruz. Hem de ne diyor? Koltuk sevdası olanlar bu partide yer tutamaz. O zaman bırak koltuğu, niye bırak tutuyorsun? Madem o da bir koltuk sevdası. Evet. Şimdi buradan esas ben şu şeye geleceğim. Hep biz şimdi HADEP meselesini gündeme taşıdık ama. Milli birlik, beraberlik, barış süreci, kardeşlik toplantılarına ben katıldım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hemen hemen gitmediğim kasaba ve vilayet kalmadı. Oralarda sonra bu iş çok güzel giderken bir de baktık sabot edildi bu Demirtaş tarafından ve hendek ve çukur siyaseti başladı. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Hendek kazan arkadaşlar demedim. Evet. Niye dedi? Dil sürçmesi miydi o? Mehmet Bey, dil sürçmesi miydi bu ifade? Böyle şey olabilir. Yoksa yani birilerine yine göz kırpmak meselesi mi? Aynı şekilde adam Beşşar Esad'a heyet gönderen bunlar değil mi? Orada bir tane Miraç Ural mı var ne var? Hı. O DHKPC'nin piyonu Beşşar Esad'ın. Onunla gidip görüşenler, oraya heyet gönderenler, bunlar değiller mi? Yani işte Irak'a yine heyet gönderip böyle şey yapanlar, böyle de, bunlar değil mi? Hı hı. Ya niye biz bu Suriye'ye müdahil oluyoruz, girmeyelim bu işlere diye? Bizi oralardan uzak tutmaya çalışan bunlar değil mi? Yani dolayısıyla bunlar gerek içeride gerek dışarıda, legal ve illegal, her türlü güçle rakip olarak gördükleri yerli ve milli bir anlayışı durdurmak için her türlü işbirliğine varlar. Adalet yürüyüşünde Maltepe cezaevinde bitmeyecekti esas. Edirne'ye kadar gidecekti. Tabii. Sonra vazgeçtiler. Konuşuyorlardı bunu. Hı hı. Yani o zaman bir sürü HDP'liyle yan yana yürümediler mi? Şeyde o yolculukta. O yüzden burada ben şunu söylemek istiyorum. Ya siyasette ilk kere iki dört etmez diyorlar. Herkes bunu kabullenmiş. Halbuki böyle değil. Yani şimdi, işte hukuki değerlendirme farklı, siyasi değerlendirme farklı. Bunlar da siyasetin bu tarafına sığınarak her şeyi kendilerine yontuyorlar. Halbuki siyasetin de bir etiği olmalı. Siyasetin de ahlaki bir kriteri olmalı. Ve herkes ona göre değerlendirme yapması lazım ama işte siyasette dilin kemiği yok. Bak yalandan kim ölmüş? Yalandan kim ölmüş? Bir izleyicimiz alt alta demiş ki yalandan kim ölmüş onu bilmem ama kim sandığa gömülmüş derseniz demiş. Alt alta yazmış kaybedenler kulübünü. Efendim İhsan Bey yalandan kim ölmüş derken Osmanlı arşivlerini Bulgaristan'a hurda kağıt diye satıp Türkiye'ye ihanet edenlerle şimdiki hainler aynı güruh diyor efendim. Böyle devam ediyor. Şimdi... Orada bir küçük dipnot var aslında. Evet. Hocam çok daha iyi bilir. Bulgaristan'a biliyorsunuz Türkiye'nin tapu ve nüfus kütüklerinin külliyen hurda kağıt diye satılıyor. Aynen. Bulgar kralı, oradaki Bulgar askerleri meselenin bakıyorlar ki bu önemli evrakı mevkute. Onun üzerine Bulgar kralı satın alıyor ve arşivler bu sayede Sofya'da muhafaza ediliyor. Aynen. Ve koruma altına giriyor. Şimdi bu mesele, ne kadar acı. Tabii. Bu meselede şöyle bir şey var. Şimdi, bir acı daha var. Çok özür dilerim. Üstüne rastladı da çok özür dilerim. Ama İstanbul Üniversitesi'ndeki kütüphaneyi satan kafa, çöpe atan kafa Kemal Alemdaroğlu biliyorsunuz. O yılların yani yüzyılların kitaplarını yanı başında çöpe atan ya, kafa bunlar. Hiç bak Mehmetciğim hiç ona bakmayın. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı değil mi? Cumhurbaşkanlığı teslim alındığında oranın şeysinde her birisi trilyon
lira değerinde en nadide hat eserleri rutubetli bir bodruma atılmış, hürmeye terk edilmişti. Halılar böyle santimetre karesinde, sanat, estetik, efendim 400-500 ilmek bulunan tarihi halılar orada rutubetli işte depolara atılmış, çürümeye terk edilmiş. Sonra onları bizim arkadaşlarımız, Allah razı olsun, Abdullah Bey zamanında bunu tuttular, çıkarttılar onları. Tamir ettirdiler, halıları tamir ettirdiler. Ve her birisi tarihi değer, ya, antika. Paha biçilmez. Ya kardeşim bunların mantığı bu ya. Mantığı bu. Bizim kökümüze düşman bir anlayış. Ya. Kökümüze kibrit suyu döküyorlar. Bütün kitabelerimizi kazıtma emri verdiler. Aynen. Bak sebillerde, camilerde, hamamlarda. Ama bazıları böyle vicdan sahibi adamlar gelmiş de üstünü harçla kapatmış. Şimdi mesela İstanbul Üniversitesi'nin üstündeki kitabe böyle çıktı. Ya. Harçla kapatmış adam. Evet. Bakarsın ki bir gün lazım olur diye. Ama bir kısmında tamamen kazımışlar. Kardeşim. Aynen. Hatta Mahir-i İnhidam yıkılmaya terk etmişler. Bir gecede. Bak. Bizim Nazif Öztürk var. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmış arkadaşımız. Elinde belgesi var. Bir gecede 600 Sıbyan Mektebi, tekke, medrese yıkılmak kaydı şartıyla İstanbul'da bir gecede peşkeş çekilmiştir. Belgesi de bizim Nazif Öztürk'tedir. Tövbe estağfurullah. Ya bu kadar geçmişine düşman bir anlayış kardeşim. Zaten hocam bugüne şimdi de mesela düşman... bakın Muharrem İnce'nin bir konuşması var. Esas Ebu Bekir Bey ona cevap vermesi lazım. Yani Karlofça Anlaşması'ndan bugüne 223 senedir. Hı hı. Efendim biz hep kaybettik. Hiçbir zafer kazanmadık diye. Ne Prut zaferi var, ne Çanakkale zaferi var burada. Yani bizim kazandığımız ne Kutul Amara var. Bunların hiçbirisi yok. Ve bunlar bizim tarihimizi 23'te başlatıyorlar. 1923. Çınarı kökten kesiyorlar. Sonra oradan bir filiz alıyorlar. Bunu vazoya koyuyorlar. Vazoda bir çiçek gibi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya da sera bitkisi gibi yetiştirmeye çalışıyorlar. Yahu kardeşim bırakın. İstikbal hep göklerde değil arkadaş. Köklerdedir. Köklerimizden ne kadar güç alırsak, ne kadar derinden inersek köklerde, yapraklarımız o kadar yücelerdedir. Bunu Churchill söylüyor. Hocam bunlar göbeğini kaşıyan adam dediler. Tabii. Benim oyum çobanla bir mi dediler. Çoban dediği AK Parti'ye oy veren. Yani çoban CHP'ye oy verirse o sorun yok. AK Parti'ye oy verenle oyun bir değil diyor. Şimdi... Tek adam, diktatör vesaire diyorlar ya, baskı rejimi falan, kız ağlıyor ya, ağlayan kız tırnak içinde. Ağlatıyorlar ya, baskı rejimi var falan filan diye. Ebubekir Hoca çok güzel ona vurgu yapıyor. Ya, yarın var ya böyle bir, hani giderken şöyle bir tökezlersiniz ya, şöyle bir ayağa, böyle bir taşa takılır ya. Ya böyle bir şey olsa Mustafa, ne yapacakları çok ortada. Mustafa Hacı, 1970'te ben resmi nikah kıymak için gittim. O zaman. Belediyeye. Resmi nikah kıydıracağız. İşte kütüğe kaydolacak. Adam bizim hanımın resmi eşarplı, başörtülü ve evet, pardüsülü. Nüfus memuru bakıyordu o zaman. Dedi ki biz bu resimle nikah kıyamayız. Niye? Kulağı da gözükmüyor, saçı da gözükmüyor dedi hanımefendinin dedi. Ben dedim ki kardeşim benim hanımın ne kulağı var ne kuyruğu var. Ben almış kabul etmişim. Senin derdinden olmuş ya. Ya biz bunları gördük. Sonra kavgaya tutuştuk da. Tabii. Sonra kaymakam geldi de kaymakam araya girdi. Bunların baskılarının kralını biz yaşadık. Yani bir hafta kala çocuklar üniversiteden diploma alıp gidecek. Polis panzeriyle kovaladılar ya bu şeyden, üniversitenin önünden. Birinci olmuş kız, başörtülü kız. Birinci olmuş. Ağzını kapatarak kovaladılar, ona şey vermediler ya. Benim kızım okutamadım mesela. Böyle bir şey olur mu? Biz bunları yaşadık. Hocam, mahalle baskısını, daniskasını bunlar yapıyorlar. Ben de diyorum kökleri ki bugün, örnekliyorlar. Ya çok üzülüyorum. Örnekledikleri batıdaki her kurum tarihi ne kadar eskiyse o kadar şerefli bir kurum olarak kendini lanse ediyor. Benim kuruluş tarihim 1652 diyor. Benim üniversitemin kuruluş tarihi 1460 diyor. Şimdi Türkiye'de bütün tarihteki gelen rabıta neyse hepsini sil. Son 3 gün, 1923'ten başladı. Bak diyor ki cehalet ile yoksulluk birleşince diyor ortaya AKP iktidarı çıkıyor diyor. Bu bir köşe yazısı. Merak eden Cumhuriyet'i açar bakar. Cumhuriyet'in de bir köşe yazısı. Cehalet ile yoksulluk birleşince ortaya AKP iktidarı çıkıyor. Aynı zihniyet işte az önce bahsettiğimiz göbeğini kaşıyan adam oyum çobanla bir mi şu mu bu mu falan ben miyim o mu diyenler.
Berna Aleçin'e dön. 53 arkadaşlar, Berna Aleçin de şeylerini bir verelim. Burada meselem şey değil, hani yalandan kim ölmüşe çok güzel uyuyor aslında da. Meselem şu Medine yalanı değil. Şimdi Medine'de Medine toprakları tecavüzlere kor kırmazdı diyor ya. Orada o başka bir şeye vurgu yapıyor. Orada kaçırıyoruz biz onu. Medine'nin, Mekke'nin şimdiki halini bahsetmiyor. O bizim dinimize laf uzatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatıyor. O başka bir şey. Yalandan kim ölmüş? Evet. Konuşuldu. Yani onun yalan olduğu zaten konuşuldu. Ben ötekilere bakıyorum. Aynı Berna Aleçin darbe gecesi, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkmayın diyor. Tabii. Berna Aleçin sanatçı. Evet. Sokağa çıkmayın diyor. Evinize gidin diyor. F-16'lardan falan bahsediyor. Cumhurbaşkanı rahat rahat yolculuk ettiğine göre ona karşı değil diyor. Bu Berna Aleçin bunları diyor. Ben şeye takılmıyorum bak. Dün attığına takılmıyorum. Onunla ilgili yasal falan şey başlatıldı. Ayrı mesele. Ben orasına takılmıyorum. O zaten edepsizlik. Ben ona takılmıyorum. Çok affedersiniz ama kenarda kalmış, kendini İrab'da saydırmaya çalışan bir şey var. Niye? Burada çıkan sonuç bu. Başka bir manzara var mı hocam? Ben başka bir manzara bulamıyorum. Ne bir ekranda, ne bir köşede, ne bir kendince işte bulunduğu manzaralı yerlerin hiçbirisinde adı sanı okunmuyordu. Yani. Şimdi bir türlü kendini böyle ortaya ataraktan bu milletin zaten bu tinetteki kafaların bir yolu yöntemi var. Hı hı. Bu milletin değerlerini, bu milletin kutsalına karşı böyle bir doğrudan saldırıya geçmek. Ama bunu yapamaması lazım. Şimdi bu bunu atıyor, sonra kenara geçiyor, mısırını patlatıyor, eline de ne içerse artık alıyor içkisini, bizi izliyor gülerek. diyor bunlar diyor, konuşsunlar diyor, ben yapacağım yaptım diyor. Böyle yapmaması lazım. Olmaması lazım. Bir şey olması lazım yani. Bunun bir karşılığı olması lazım. Karşılığı var Mustafa Bey. Şundan emin olun. Bakın bu toplum bu tür kafaya, zihniyetlere hepsinin cevabını verdi mi? Verdi. %52 nispet 52.6 ile şimdi bunların kendi içerisindeki içinde hazmedemedikleri yılanları kendi kendini kavuruyor. Zaten onlara yeter. Ben fazla bile geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu toplum bu tür kafaların ne kadar çap, ne kadar bu toplumla barışık olduğunu farkında. Onun için baştan beridir biz biliyoruz ki bu seçimlerin kaderi buydu aslında. Evet. Onun için bu millet böyle sahip çıktı. Zannetmesinler ki devam etsinler bunlara. Bundan sonraki seçimlerde de bu %60 olur adı. 70 olur. Ama ne olursa olur bu kafaların bundan sonraki bu Türkiye toplumu üzerinde böyle iktidar olmak, bunun üzerine Türkiye'nin yönetimine talip olmak. Biz baştan beri diyoruz ki bu zihniyet ve kafaların en büyük problemi ülkenin değerleriyle bu milletin benliğiyle bir türlü barışamama problemleri. Biraz hızlandırarak gidelim, bir meseleye daha girmek istiyorum çünkü. Ebubekir Hocam ne dersiniz bu ilgili iki meseleye? Sevinirim. Şimdi burada cehalet ve yoksulluk Cumhuriyet Gazetesi'nin o köşe yazısıyla ilgili. Onu verelim arkadaşlar. Efendim nedir yani sizin cehalet diye tanımladığınız kuvvetle muhtemel AK Parti seçmeni üzerinden birazcık dindar kesimi, hatta belli bir ölçüde dindar kesimi hedef alıyor. Senin cehalet diye tanımladığın şey nedir ey köşe yazarım? Çok özür diliyorum. Ben seni cebimden 100 ben kendimi çok ileri derecede birisi tanımlamıyorum. Benden çok daha iyi, dindar, efendim her türlü batıyı da doğuyu da yakından bilen, seni cebinden 1000 kere çıkaracak kişiler var. Yabancı dil sayısıyla, yayınladıkları kitap sayısıyla. Benim de kazanımlarım var. Utanıyorum söylemeye. Nedir yani senin kazanım dediğin, bizim cehalet dediğin, bizim bilmediğimiz, gitmediğim Avrupa Birliği ülkesi yok ya. Kalmadığım birçok Avrupa ülkesinde kaldım. Aylarca kaldıklarım var. Haftalarca kaldıklarım var. Üniversitelerine gittim. Sempozyumlara katıldım. Ve AK Parti seçmeniyim. Hocam, dindar bir seçmenim. Hocam bu kesinlikle ben dindar bir ezikliğini vuruyor bu adam. Tabii ki. Bu adamı kesinlikle bu tür kriterlerle bir şereflendirmeye gerek yok. Çünkü bir adam kendi zafiyetini ancak bu kadar içeri verebilir. İnsan kendinde olanı aksettirir. Dolayısıyla bu akiz bunların ancak ve ancak cehaletini gösterir. Eğer erdem, gerçekten zenginlik, gerçekten ufuk, gerçekten bir bilgi arıyorsan bunun temelinde ne vardır? Öncelikli olarak handım, yandım, piştim. Yani bir pişen, bir dolan, bir fikir sahibi olandan bu tür sözler sadır olmaz. Bunların tamamı gerçekten
tam anlamıyla ham, softa, kaba, yobaz tiplemesinin prototipinin karşılığı bunlar. Yani dolayısıyla bunlara ilişkin olarak AB kıyaslaması yapmaya gerek yok. Ben genel anlamda düşünüyorum. Eğer bir insan bu toplumun genel olarak aynı göz hissasıyla bakabilecek kapasiteden yoksunsa, dolayısıyla bu adamda belli bir açıkları var ki o açığı kapatma telaşında. Bu telaş o. Onun içindir ki ben şunu biliyorum ki bu samimiyetsiz ortama, bu samimiyetsiz siyasete, bu samimiyetsiz görüntüye bu toplum prim vermiyor. Bundan sonra da inanıyorum ki vermeyecek. Bunun cevabını da Süleyman Çakır amca verdi. Vardı ya o Twitter'da fenomen oldu. Süleyman Çakır amca bunun cevabını verdi ya. Öyle çok profesör olmaya gerek yok yani. Şimdi bu savaşın bak cehalet dediğin zaman bak bir cehalet kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bunlar her şey bildiğini zannederler ama bizi hiç bilmezler. Bak bizim ne tarihimizi bilirler, ne kültürümüzü bilirler, ne de kimliğimizi bilirler. Hatta bu kimliğe düşman bir anlayışla yetiştirdikleri için bizi düşman bilirler. Şu Ebu Bekir Hocam yarım kaldı, hocam, devam etsin hocam o zaman. Hocam çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi ben size kesinlikle katılıyorum. Fakat ne yazık ki bir kısım bizde ezik dindar monşerler var, bunları ciddiye alıyor. Ben bu Cumhuriyet takımına, bu işte minvaldeki bunun bileşenlerine o kadar çok dindar, geceleri teheccüd kılan, nafile oruç tutan, zehir gibi birkaç tane yabancı dil konuşan, onlar için önemli olduğu için söylüyorum. Avrupa üniversitelerinde yüksek lisans doktora yapan zehir gibi gençler, orta yaşlar ve yaşlılar gösteririm. Çık karşıma, konuşalım bakalım. Sen benle 15 dakika konuşamazsın ya. Senin seçtiğin konuda benle 15 dakika konuşamazsın. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim, bunları ciddiye bile almamak lazım ama... Ne yazık ki ezik dindar monşerler bunları ciddiye alıyor. Burada şimdi bu Bernard Leach'in tweet'i üzerinden bir tane aşağılık bir ilahiyatçı, ismini söylemiyorum, aşağılık bir ilahiyatçı Medine'de Yezid'in ordusunun işgal sırasındaki tecavüzünü örnek göstererek Bernard Leach'in bugüne ilişkin suçlamalarını geçmişten örneklendiriyor. Bir sefer tarih yanlışlığı yapıyor bir. İkincisi işgal sırasında yapılmış tecavüzler normal taciz olarak değerlendirilmemeli. Tecavüz her türlü tecavüzdür. Bir, lanetlidir, kabul edilemez. İki, binlerce diyor. Saydın mı ya? Saydın mı? Bunu yapan ilahiyatçı. Kimi meşrulaştırıyor? Yalan söyleyen birisini. Şimdi Bernard Leach'in gibi birileri. Okuyorum ya. Lütfen ukalalık seyirciler saymasın. Okuyorum ya. Alnım çatlıyor. Çok özür diliyorum. Sen uyurken ben okuyorum. İstatistikleri okuyun biraz. Avrupa'daki istatistikleri okuyun. Şimdi kadına şiddet üzerine bir takım yasalar getiriliyor ya. Aslında toplumu bozuyorlar kadına şiddet söylemiyle. Şimdi en fazla öne çıkarılan 4 tane ülke var. Norveç, İsveç, İzlanda, Danimarka. Hani ne olarak öne çıkarılıyor? Söyleyeceğim şimdi. Ya bizdeki yasalar eksik. Kadın korunmuyor. Bizdeki yasalar işte istenilen noktaya gelirse kadına şiddet düşer. Kadın hakları... Efendim sonuna kadar korunur denilen ülke bütün yasaları, bütün mevzuatı ayarlamış ülkeler. Hepsinde kadına şiddet Türkiye'dekinden fazla. Hepsinde kadın ölümleri Türkiye'dekinden fazla. Gerizekalı ilahiyatçı haberin yok hiçbir şeyden. Cümlelerimi lütfen kusuna bakma hocam, seyirciler. Hocam bir örnekle şunu bitireyim. Tamamlamak isterim. Lütfen unutmayın. Bernard Leach'in git oku biraz ya. Git oku birazcık. Git oku. Avrupa ülkelerinde neler oluyor git oku biraz. Okumuyorsun. Şimdi genel bir anlayış var. Müslümanlar kara cahil. Yapma ya. Ha ezik dindar monşerler de hazır. Ya evet öyle ama değil kardeşim. Öyle bir şey yok. Git biraz oku. İlki söylüyorum. İzlanda, Norveç, İsveç, Danimarka. Bakın Türkiye ile ilgili bir örnek söyleyeyim. Sizin de ilgi alanınıza girecek. Lütfen oradan devam edin. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de ilan edildi. Hı hı. Cinayet sözleşmesidir. Aileyi başka türlü yıkamazsınız. Hırvatistan İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmedi. Parlamentosunda tartışmayı açtı. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti azaltma amaçlı tedbirlerden bir tanesiydi. Ne oldu? İstatistikler ortada. Kadına şiddet azalmadı tam tersine arttı. Şimdi öyle sizin anlattığınız gibi olmuyor bu işler. İşte hocam istatistik vereceğim. Çok özür dilerim. Lütfen. Gerçekten şey yapmak istemiyorum. Lütfen. Suç analizi. Biz çıkarttık. Bakırköy'deki karakollar, savcılıktaki esaslar ne kadar?
toplumun %4'ü. %2,5. Sonrasında aynı oranlar acaba dünya ortalamasının neresinde? Dünya ortalamasının aşağısında. Şimdi hangi konuda? Suç ortalaması, suç işleme oranları. Ha. Suç işleme oranları. Yani ülkedeki 18 milyonluk bir İstanbul, resmi 15 milyonluk bir İstanbul. Bunun içerisinde karakollara yapılan başvuru, savcılıklarda açılan esas. %4'lere tekabül eden bir suç oranı var. Yani 100 kişiden 4 kişinin bir suç işlediği bir atmosfer. Benzer bir süreç acaba New York'ta nasıl? Acaba Brezilya'da nasıl? Meksika'da nasıl? İnanın hocam, ben size söyleyeyim. Bakınız, gasp, yağma, tecavüz vakaları bakımından sokak güvenliği hiçbir downtown dedikleri şehir merkezlerinde İstanbul kadar güvenli değil. Bak sizler çok fazla dünyayı tanıyorsunuz, biliyorsunuz, bilenler var. Bu istatistiki yapılan bazı, çok özür diliyorum, çakma, sallama istatistikler var. Ne bu? Türkiye işte kadına şiddet oranında dünyada 145 ülke içerisinde 101. oldu. Basın özgürlüğü bakımından Türkiye 160 ülke içerisinde 150. oldu. Ondan sonra ekonomik şu eğitim gelişmişliği bakımından dünyadaki özgürlükleri kullanan Türkiye 101. oldu. Şimdi dünyadaki elle tutulur diyelim ki bu Harlem'deki işlenen cinayetleri, sokaktaki, parklardaki gündüz gözüyle yağma yapılan, kafası gözü kırılan insanların hepsini bir tarafa bırakın, onları bir tarafa bırakın. Güya gelişmiş Batı'yı bir tarafa, 25-30 devlet. Yanına 25-30 devlet de Japonya vesaire falan ekle. Geriye kalan bu 60 devlet kim? Şimdi, kim bunlar? Yani şimdi her tarafı gerçekten esrar, eroin, kaçakçılığı üzerine bezenmiş Güney Amerika'nın hepsi mi? Kuzey Amerika'nın her tür illegaliteyi kendine barındıran Amerika'dır. Her gün sokaklarınca yüzlerce insanın sokaklarda öldüğü ve yattığı İngiltere, Londra sokakları mıdır? Paris'in banyoları mıdır? Problem şu, bunların tamamı hocam, o monşer dediğiniz takım, her bir takımı, bu tarafı, o tarafı. Bunların hepsi bir algıyı körükleyen, algıyı yükleyen operasyonlar. Şundan emin olun, gerçekten geceleri her tür, ben CMK'ya yaklaşık 7-8 yıl CMK yapmış birisiyim. İstanbul'un sokaklarının hepsini dolaşmış birisiyim gece 2-3'te. Evet. Bu kadar dar bir alanda bu kadar güvenli. İrfan hocam, kısa olsun lütfen, bir konuya daha girmek istiyorum şimdi, o yüzden. Şimdi bu meseleyle ilgili ve aslında ikisiyle de alakalı, bir bu terör örgütüyle ilgili, bir de bu çocuk istismarıyla ilgili. Bizim medeniyetimizi çok iyi tanımamız lazım. Bunlar tanımıyorlar esas. Veltekum minkum ümmetün. Bak siz ümmet olun diyor Cenab-ı Hak. Ümmet. Ümmet kelimesi Arapça'da bir kelimesinden türetilmiştir. Veltekum minkum ümmetün. Aynı anneden doğan çocuklar gibi kardeş olun. Bak biz kardeşiz. Hiç bunun ne Türklük elimizde ne Kürt doğmak elimizde. Biz, yani bizim Kürtlüğümüz de Türklüğümüz elimizde değil. Ama burada aynı anneden doğan insanlar gibi kardeş olun. Ümmet olmanın anlayışı bu. Bir, bu kelimesinden türetilmiş. İkincisi de veltekum minkum ümmetün, imamet kökünden türetilmiş. Siz insanlığın süper gücü siz olacaksınız. Hudutları siz çizeceksiniz. Savaşları siz durduracaksınız. Haksızlığa siz mani olacaksınız. Böyle bir vizyon koyuyor Allah. Bir defa buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'de ey Araplar, ey İngilizler, ey Türkler, ey Kürtler de bir tek ayet yok. Ne var ya? İnananlar var, münafıklar var, kafirler var, bir de insanlar var. Beşinci bir hitap şekli yok. Dolayısıyla bizim bu kardeşlik anlayışını yeniden ve daha güçlü bir şekilde ihyaya ihtiyacımız var. Evet. Şimdi gelelim, bizim bırakın çocuklara şiddeti, mahlukata eza vermeyi bizim dinimiz yasaklamış. Mahlukata. Hı hı. Kuşlar için kuş saraylar yapılmış binaların güney taraflarında. Tabii. Efendim ta o kışın soğukların çok aşırı, karın yağdığı, şiddetli olduğu zamanlarda dağlarda yaşayan yabani hayvanların açlıktan ölmemesi için onlara her gün belli oranda et bırakarak onların hem şehre inmelerini, topluma zarar vermenin önlemek, hem de onlara şefkat ve merhamet elini uzatan bir anlayış. İhramı giydi mi bir adam, tırnağını bile koparamaz, saçını yolamaz. Tabii. Bakın, ağacı koparamaz. Efendim hiçbir karıncayı incitemez, ezemez. Böyle bir anlayış. Şimdi nereden geldi bu? Ya bizde şimdi setrül avret diye bir şey var. Bu erkeğe de farz, kadına da farz.
Geçen ben baktım, bir psikolog bu çocuğa şiddetin önlenmesiyle ilgili, tacizin tecrübesiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki aileler çocuklarına da küçükten mahrem yerlerini saklamalarını, kimseye göstermemelerini, kimseye dokundurtmamalarını öğretmek lazım. Ya kardeşim, bu tip meseleler gündeme geldiğinde ilk isyan eden bunlar ya. Aynen. Kardeşim, başörtüsü düşmanlığı, tesettür düşmanlığı. İşte Avrupa'da, Brüksel'de geçen bir tane kız kardeşim, bacımıza adam hem başörtüsünü çıkarttırdılar hem de silahla, bıçakla yaraladılar. Evet. Şimdi bakın, bu anlayış bizim burada yok mu burada? Var. Aynı var. Anlayış burada yok mu? Şimdi siz gelin ya, bu zina ile ilgili kanun çıksın dediğinde ilk kıyameti koparanlar bunlar. Efendim, tesettüre karşı çıkan ilk defa bunlar. Bir de şimdi böyle kerameti kendinden menkul yaşam koçları var. Nasihat ediyorlar. Diyorlar ki ya, her türlü tabıyı yıkın. Canınız nasıl istiyorsa istediğiniz gibi yaşayın. Hiçbir isteğinizi frenlemeyin. Niye içinizde ukde kalsın? Dünyaya bir defa geldiniz. Evet. Ve bu beden size ait. Bedenime dokunmayın. Ya ben diyorum ki kardeşim, bu bedeni biz mi kendimizi biz mi yarattık? Erkek olarak biz mi dünyaya getirdik? Yoksa Allah mı getirdi? Ergendiniz, kendiniz yaptıysanız. Niye o zaman şu mesele? O zaman çok siz önemli. Vücudunuzu tabii. İstediğiniz gibi kullanın. Hocam, izleyicimiz diyor ki 10 yaş altına sarkıntılık olunca istismar, başkasının karısına kızına sarkıntılık yapınca çapkınlık zihniyetine sahip insanlar başkasının karısına şiir yazan adama %30 oy verdiler. Şimdi bir işin böyle bir tarafı var. Şimdi sizi Ruben'le tanıştıracağım. Batı'da bir akım var. Bunu izlerken lütfen çocuklarınız eğer hala ayaktaysa, ki uyumaları lazım bu saatte, lütfen ekran başından uzaklaştırın. Bunu önce söyleyelim. Bir akım var Batı'da. Çocukları geyleştirme akımı. Çok garip geliyor değil mi kulağa? Öyle 15-16'dan bahsetmiyorum. 5, 6, 7, 8 yaşındaki çocukları. Ruben çok ünlü. Amerika'da çok ünlü bu Ruben. Hocam dedi ya, istediğiniz gibi yaşayın diyen yaşam koçları var. Ruben'e Kim Kardashian, her türlü bilumum talk showcular. Bir izleyelim görünsün. Yani verin bu arada ben konuşurken de bir görelim kim olduğunu. Ruben 12 yaşında bir çocuk. Buna çocuk ya bu, yani makyaj yaptırıyorlar. Bu çocuk makyajlı çocuk olarak tanınıyor. Beni de verirseniz kutuya. Çocuk konuşuyor gibi olmasın olsan. Şimdi bu çocuğa makyaj yaptırıyorlar. Makyaj yapmasının çok iyi bir şey olduğunu anlatıyorlar. Ve bu çocuk dünyada, yani daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde makyajlı çocuk olarak tanınıyor. Adı Ruben. Bunu talk show'lara çağırıyorlar. Pohpohluyorlar. Bu çocuk ya, bu, ne anlar ya bu şeyden? Evet hocam. Şimdi şu sıralarda Türkiye'de çocuğa şiddet üzerinden bir manipülasyon yürütülüyor. Bu konuya da geleceğim ama şuradan bir şey söyleyeyim. Benim bir korkum şu efendim, çocuğa şiddet üzerinden yeni bir yasa hazırlatacaklar. İstanbul Sözleşmesi türünden bir kanunla karşı karşıya kalacağız. 62-84 no'lu yasa, erkekleri ömür boyu müebbet nafakaya mahkum eden bir yasa. Efendim, bir gün evliysen, geçmiş olsun Mehmet Sarı daha net şeyler söyleyebilir. Konuşmuştuk. Bir gün evliysen bitti. Ömür boyu sen nafaka ödeyeceksin. Nafaka ödediğin eski eşin erkek arkadaşıyla hayatını pekala sürdürebilir. Senin paranla. Böyle bir yasa imzalatıldı bize. Şimdi ben şöyle bir yasayı korkuyorum. Demek ki bunun hazırlığı mı yapılıyor diye kaygılanıyorum. Şunu da söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce medyaya bir haber düştü. Bir kız eve erkek atıyor ve fuhuş işliyor. Erkek arkadaşı, çapkınlık değil, fuhuş. Evde fuhuş yapıyor. Babası onu yakalıyor. Kızı dövüyor efendim. Kız mahkemeye başvuruyor. Babası cezalandırılıyor. Şimdi nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Kadınla erkeği birbirine düşman ettiler. Kadına şiddet gösteren erkeği asla meşrulaştırmıyorum. Bunu söyleyeyim. Siz bunu mu meşrulaştırıyorsunuz diye saçma sapan kimse bir şey yazıp çizmesin. Evet. Şimdi nasıl bir yasadan korkuyorum biliyor musunuz? Çocuklar diyecekler ki, baban, annen sana sesini yükseltirse hemen polisi ara,
efendim çocukları yarın elimizden alacak bir yas hazırlığı içerisinde olunabileceği kaygısını çekiyorum. Dünyanın her yerinde her zaman çocuğa şiddet olmuştur, hayvana şiddet olmuştur, kadına şiddet olmuştur. Vatikan'da erkek... olmadı mı hocam? Efendim? Vatikan'da olmadı mı? Biz tabii. Hani hep böyle sapık imam, tırnak içerisinde bunları motto olarak önümüze sundular. Sapık imam, sapık öğretmen, sapık bilmem ne diye. Vatikan'da daha geçen 5 ve 10 yaş arasında 20 tane çocuğa tecavüz etmiş AIDS'li bir papaz. Daha yeni yani. Haberini bulabilirim, atarım, evet. Servis ederiz. Evet. İzleyiciler de görebilirler. Bunlara ses yok. Şimdi bize bu haberler, dedim ya, hepsine şiddet oluyor. Keşke olmasa tabii ki. Ama bunlar köpürtülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir yasa hazırlığı mı var? Bizim ailemizi yıkacak, bizim çocuklarımızı elimizden alacak. Hani şeyler söyleniyor, Avrupa'da Suriyelilerin, Türklerin, Müslümanların çocukları ellerinden alınıyor. Nasıl? Bu yasayla. Bu yasayı servis ediyorlar. Meşrulaştırıyorlar, hı hı. Ve daha sonra çocuk yani arkadaşlarından etkileniyor. Babam bana şiddet uyguladı diye bir cümle kullansın, bitti. O çocuğu o ailenin elinden alıyorlar. Çocuk vazgeçse bile, yalvarsa bile o aileye çocuğu vermiyorlar. Ben böyle bir yasadan korkuyorum. Bu çocuk haberlerinin köpürtülmesi, hı hı, çok tehlikeli. Ne zaman, nerede, hangi şiddet olursa olsun kabul edilemez. Şimdi... bu şeyi Ruben miydi? Hı hı. Bunu gösterdik ya. Evet. Ya biz bunu onaylamıyoruz. Biz buna karşıyız derler şimdi. Hı hı. Kimi medya? Ben bu medyayı 3 sene sonra bekliyorum. Yok, alkışlıyorlar. Kim Kardashian'ı destekçi olarak gönderiyor. Talk show'a çıkartıyor. O da medya. Aynı zihniyette. Türkiye'deki. Bu arada reklama gideceğim. Son bir cümle olsun. Şunu söyleyeyim. Devam edeceğiz. 3-5 sene sonra Türkiye'de bunların da meşrulaştığını göreceğiz. Yani çocuğun kullanılmasını. Evet. Hollanda'da çocuk pornosu üzerine bir parti, bir dernek türü, hı, bir şey kuruldu. Buna itiraz edildi, yasaklanması istendi, mahkeme karşı çıktı. Çocuk pornosu ya. Çocuk pornosu. Şimdi iş buraya gidiyor. Yani çocuğa şiddet tabii ki olmasın. Siz bunları söylüyorsunuz, üzerine gidiyorsunuz, hı, güya. Ama bunun önlenmesi için aslında pornonun, cinsellik teşvik edilmesinin, dizilerin bu konuda kontrol edilmesi, hatta yasaklanması gerekir dediğinizde ilk önce karşınıza bunlar çıkıyor. Evet, şimdi bir ara verelim. Son dilimde bu konuyu biraz daha derinleştirelim inşallah. Tekrar huzurlarınızdayız efendim. Özlem Hanım, yalandan kim ölmüş etiketine demiş ki, anlatıyorsunuz iyi güzel de diyor. Dün Taksim'de iğrenç sapkın yürüyüşlere benim bedenim, benim kararım ne olacak ki? Özgür bir ülkede izleyen topluluk çocuklar üzerinden bugün timsah gözyaşları döküyor. Dediğiniz gibi yalandan kim ölmüş diyor. Mehmet Sarı. Yani ben gerçekten bu tür meselelerde çok daha akli selim gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bunların bizim toplumumuza karşı empoze edilmesinde hala mı dış güçler, yine mi dış güçlere bağlanır kim derse desin ama bu işin sistematik bir akıl veren, sufle verenler olduğuna inanıyorum. Bunun örnekliklerinde bizatihi şahit olmuşluğum var. Olay şu. Bu tür gerçekten bu tür sapkın meseleler hususunu Türkiye'nin gündeminde tutmak. Buna dönük olarak tedbirleri sınırsız almak zorundayız. Sınırsız bir şekilde hukuk güvenliğini bu anlamda gerçekten sağlamak durumundayız. Ceza yaptırımları noktasında her tür gerçekten en ağır yaptırımları almak durumundayız. Ama şuna fırsat da vermememiz lazım. Yani bazı şeylerin her tür, ne tür şekilde dillendirilebilsin, reklam niteliğinde, toplumda belleklerinde böyle bir meşrulaşma alanı oluşturuyor. Bu tür şeylere de fırsat vermeden gerçekten toplum dinamik bir şekilde bunlara karşı teyakkuz halinde olması lazım. Örneğin ben bu çocuklar noktasında, işte aklınıza gelebilecek toplumun zayıf kesimleri noktasında toplumun bir bilinç düzeyi olarak güçlendirilmesi lazım. Yani bu söylediğim şeyler aslında soyut gibi gelebilir ama aslında burada ben zannediyorum ki bakın Milli Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kavramların muhakkak surette çok güçlendirilmesi lazım. Buradaki imamların, öğretmenlerin muhakkak surette gerçekten çok güçlü bir psikolojide ve bilgi düzeyi anlamında toparlanması lazım gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü vaka konuşmak,
Vaka üzerinden bunu analiz yapmak ve toplumsal tepki ve refleksi oluşturmak, bu bizi çok yanlış yerlere sürükleyebilir. Çünkü bu iki türlü etkisi var. Bir tanesi, tekrar ettiğim gibi, bir toplumda zihin alışkanlığı üzerine bir müddet sonra duyarsızlığı tetikleyebilir. İkincisi de gerçekten dün Antep'te olduğu gibi, mesela böyle bir şey oldu, söylendi, bütün mahalle ayağa kalktı. Tabii ki yani bu kadar insanların canının yandığı bir atmosferde nasıl olur biz, nasıl böyle bir suistimali insanlar kabullenebilir? Üzerinden bu provokasyonlar da başladı. O Antep'te, geçen gün İstanbul'da bir yerde. Develi'de. Yani yapılıyor. Şimdi bu toplum yani aklı selimini kaybetmiş bir toplum değil. Ben gerçekten, bakın, yeryüzünde en büyük vicdan bu toplumda var. Niye? Milli sermayesinin oranda dünyada birinci, dünyaya yardım eden bir toplum. Bu kadar büyük bir merhamet dokusu olan bir toplumu siz başka nerede bulacaksınız? Yani özür dilerim ama bütün sapkınlıkların yasal bir zeminde işlendiği Belçika'da mı bulacaksınız? Bütün uyuşturucu, bütün bu aklınıza gelecek her tür illegalitenin olduğu Hollanda'da mı bulacaksınız? Aklınıza gelecek her tür işte eşcinsel evlilikleri vesaire falan yasal. Batı'da bulamayacağımız kesin. Yani dolayısıyla ben gerçekten merhamet abidesi bu toplumu, merhametlik noktasında eğitecek. Aynen. Kurumları güçlendirmemiz lazım. İrfan Hocam, bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz çok şey var. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bugünkü medeniyeti tanımlarken Kemal Sayar diyor ki, şimdi haz ve hız medeniyetindeyiz. Yani insanlar kendi kariyerini ispatlamak için, istediği arzuları yakalamak, o hazına erişmek için öyle hızlı bir yaşıyor ki. Fast food da böyle çıkmış zaten. Ne anaya bakıyor, ne babaya bakıyor, ne çoluğa çocuğa bakıyor, ne hanımına bakıyor. Sadece hedefine kilitlenmiş. Hızlı bir şekilde yaşayan, hazzını ve hazzını yakalamak için hızla koşan bir adam. Ve insanların durup da ya bir de şöyle durayım, düşüneyim, bir kendime geleyim diyecek, başkasını düşünecek en ufak mecali bile kalmıyor. Şimdi burada merhamet ve şefkat laf ebeliyle olmaz. Bak, bizim kültürümüz. Hatta medeniyeti tanımlarken bir inancın, bir düşüncenin kurumsal kimlik kazanarak hayatı kuşatmasıdır. Yani bizim inancımız, merhametimiz kurumsallaşmış, vakıflara dönüşmüş. Bizim merhamet yorganımızın dışında kalan bir tek canlı yoktur bir defa. Canlı. Yani yetim, öksüz, güçsüz, aciz, dul, yetim. Şu bizim AK Parti'nin şu 16 sene iktidarında, bak, özürlüye, engelliye, yaşlıya, bunlara sağladığı imkanlar var ya, Allah hiç kimsenin başına engelli bir evlat vermesin. Evet. Engelli bir evladınız varsa önce anneyi esir alıyor. Ne zamana kadar? 4-5 yaşına kadar. Sonra babayı da esir alıyor. Sonra bakıyorsunuz kardeşi esir alıyor. Büyüdükçe derdi büyüyor. Allah razı olsun Tayyip Bey'e ki bunlara devletin şefkat ve merhamet elini uzattı. Bu laf ebeliyle olmaz. Sosyal devlet dediğin de budur zaten. O yüzden bizim şefkat ve merhameti tamamen unutmuşlar. Sadece lügatlarında çok merhametli, şefkatli kendilerini takdim edenler. Halbuki bu kanayan bir yere gördüğün zaman sarıyor musun? Tutan bir adamı, düşen bir adamı elinden tutup kaldırıyor musun? Bu iş eylem işidir. Yoksa yiğitlik mangalda kül bırakmamakla olmuyor kardeşim. Bizim bütün kurumlarımızla, tarihimiz bu toplumun her kesimine, ağacına, güneşine, meyvesine varıncaya kadar her şeysine merhamet ve şefkatle yaklaşan bir medeniyettir. Ağaç bile koparılmaz. Bırakın böyle çocuğa şiddeti, hanıma şiddeti, mahlukata bile eza verilmez. Hatta en son şunu söyleyeyim ben, belki Mehmet Bey daha iyi takdir eder bunu. Adaleti sadece mahkemelerde aramayacaksınız esas. Duyguların da adaleti var. Ne demek o adalet? Kardeşim, bir tarafta cimrilik var, bir tarafta da israf var. Bunun adaleti nedir? Adil olanı, orta yolu infaktır. Şimdi mesela bu sapkınlıklara falan bakıyorsunuz. Bizim dinimiz gelmiş, harama olan yönü kapatmış, zinayı kapatmış. Bir baraj. Hı hı. Ama oradan bir savak açmış. Buradan biriken şey, o savakla ırmağa gider, oradan tarlaya gider. Bağ, bahçe, orman olur. Ama şimdi sen Hristiyanlıkta gelmiş, yasaktır demişler. Kapatmışlar setti. Arkada bu şehvet birikiyor.
İşte manastırlarda erkeklerin arasında homoseksüel ilişkiler çıkıyor. Hanımların manastırında da bu lezbiyenlik falan, bütün anormal araçlar oralardan gelmiş. Bizde yok böyle bir şey. Burada da şehvetin de adil bir şekilde yönetimi, duyguların adil yönetimi, dengeli yönetimi. Bu bile bir insanın nefsini kendisinin kullanması lazım. Nefs bizi kullanmayacak. Bu eğitime şiddetle bizim ihtiyacımız var. Evet. O yüzden tarihimizdeki kodlara dönerek medeniyetimizin merhametini, efendim şefkatini yeniden hızlı bir şekilde hem kendi hayatımızda hem de toplumsal hayatımızda kurumsallaştırarak toplumu kucaklamak. Evet. Ebubekir Hocam. Şimdi adli vakalar her toplumda olur ne yazık ki. En adi vakalar bile çocuğunu öldüren anneler, anne babasını öldüren çocuklar dahil her yerde olur ne yazık ki. Osmanlı toplumunda da olmuştur. Bugün de olur, dünyanın her tarafında olur. Ama genellikle bu kadar yaygın bir şekilde bizim toplumlarımızın ürünü değildi. Çocuğa şiddet, hayvana şiddet, kadına şiddet. Bakın CHP'nin kapattığı vakıflardan birkaç örnek söyleyeyim. CHP'nin kapattığı vakıflar. Daha siz bunları bilmiyorken bile. Sokak hayvanlarına ekmek verme vakfı. Kızlara çeyiz hazırlama vakfı, hastalara evinde bakma vakfı, kadın sığınma evi vakfı. Bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu kitapta görülebilir. Ne gerekçeyle kapatıyor mesela yani? Tüm vakıfları kapatıyor. Bir medeniyeti ortadan kaldırıyor. Efendim, çok şey var, geçiyorum. Efendim, kadın, çocuk, işte efendim hayvan üzerindeki örnekleri söyleyeceğim. Vakit yetmez diye hepsini okumayan muazzam vakıflar var. Evet. Mesela Helalleşme Vakfı, ya. Hristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı, Hristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı, Müslüman Osmanlı. Efendim, ilkokul hocalarına tütünü yasaklama vakfı, yoksul mahkumlara harçlık verme vakfı, güvercinlere hane yaptırma vakfı, leylekleri koruma vakfı, hayvanlara mera açma vakfı. CHP bunların hepsini sen kapattın. Bizim toplumumuzda bunların hepsi gözetilirdi. Tabii. Kadın, çocuk, yaşlı, hepsi. Şimdi kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet. Senin kültüründe bu yok ya. Senin kültürün neyi önemsiyor şu an? İndividualizm adı altında, bireycilik adı altında sen kendi anne babana bile merhamet etmiyorsun ya. Sen kime merhameti anlatıyorsun? Sende yok bu merhamet. Bizde var bunların hepsi. Şimdi bu bir kısmı. Bir kısmı ise şimdi burada kadına şiddet, çocuğa şiddet ve hayvana şiddet olaylarının hepsinin temelinde bir numaralı faktör %60-%70 oranıyla alkoldür. Yani adli vakalara, polis kayıtlarına, mahkeme kayıtlarına geçmiş bir şekilde %60-70'lere vuruyor bunlar. Bazı vakalarda düşüyor, bazı vakalarda yükseliyor. Siz medyada kadına şiddet, çocuğa şiddet söylemleri, işte bu tür hadiseleri okuduğunuzda alkollü olduğu için diye açıklamaları çok az medya organlarında bulabilirsiniz. Çok azında. Niye saklıyorsun sen bunu? Alkollü olduğu için oldu, niye saklıyorsun? Kumar sebebiyle oldu, niye saklıyorsun? İslam daha bu tür hadiseler ortaya çıkmadan önler. Hadise çıktığında hadi cezalandıralım demez. Evet, cezalandırmayı da yapar. Ama daha çıkmadan bunları önlemeye çalışır. Evet, ortamı. Tabii. Kadına şiddetmiş. Kadına diyor ki erkeğe, bakın İslam bu kadar dikkat eder. Bakmayacaksın. Senin namahremin sana haramdır. Bakmayacaksın diyor. Efendim, ve sen bütün sınırları kaldırıyorsun. Senin yaptığın dizilerde alkolizm var, aldatmak var, kalleşlik var. Amcasının hanımına, çok özür diliyorum, sulanan bir hadiseyi sanat eseri olarak tanımlıyorsunuz. Aşk-ı Memnu'yu. Bihter var, Behlül var. Sizin bütün dizilerinizde bu alçaklık yok mu? Bütün dizilerinizde, televizyondaki bütün dizilerde biri öbürünü aldatıyor. Ya bunların hepsi bir kurgu. Şimdi kadına şiddet, çocuğa şiddet. E tabii ki olur. Tabii ki olmasın. İnşallah olmaz. Hep birlikte çözümler üretelim. Niye olur? Senin pornun yasaklamaya kalkarsın, mahkemeye başvururlar. Pornoma dokunma diye yürüyüş yaparlar. Sen de buna porno yasaklanmalıdır diye karşı çıkmazsın. Destek olmazsın. Dizilerin hepsinde var. Sosyal medyada var. Sokak hep bunu teşvik ediyor, tahrik ediyor.
ondan sonra karşımıza böyle sapık unsurlar da ortaya çıkıyor. Sen sapık unsurları sen destekliyorsun. Evet. Sen destekleyince tabii ki bu tür sonuçlar çıkıyor. Sonra başka bir timsah gözyaşı var. Ney? Şimdi çocukları acı bir şekilde katledenlere idam getirilsin diyor, deniyor. İşin içine idam Allah'ın kanunları içinden birisi diye girdiği için hemen ondan kaçıyorlar. Kıvırıyor. Hemen kaçıyorlar. Sekülerizme bir tartışma gelir diye. Sen nasıl bir vicdansızsın? Yani bu çocuğa şiddeti hangi kanun önleyecekse önlemesi daha iyi değil mi? Ama Allah'ın kanunu olursa hayır. Şimdi medyada böyle şeyler paylaşılıyor biliyor musunuz? İdamı istemeyin. Niye peşinden bu tür şeyler gelecek diye. Tabii. Ve de bunlar bize merhamet anlatıyor utanmadan. Hocam şimdi bunu, Mustafa'cığım bak. Süremiz bitti yalnız o son cümle olarak. Mecellenin bak 100 temel kaidesinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bazı olayların şuyu bu konudan tehlikelidir. Esas bugün yani basının ve medyanın neyi bayraklaştırıp neyi bayraklaştırmayacağını, neyi toplumun gündemine taşıyıp taşımayacağını çok inceleyip sık dokuması evet, lazım. Evet. Bu konuyu da bu bilgiler ışığında ve bu bağlamda başka bir programda daha geniş konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler böylelikle bu akşamı da bu haftayı da tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşçakalınız.